Değerli yarışseverler, hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. 8 Eylül Perşembe akşamı yepyeni bir format programıyla karşınızdayız. Saatlerimiz tam 22.00'ı gösteriyor ve stüdyoda her zamanki çok değerli program partnerlerim, sevgili Suat hocamız Suat Demiral ve sevgili Gökhan Gül'le birlikte efendim yaklaşık 2 saat sürecek yayınımıza başlıyoruz. Tabii bugün çok çok önemli gelişmeler oldu. Kraliçe majesteleri, Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti bugün öğleden sonra itibariyle ve yurt dışında Birleşik Krallık'ta koşular bugün için iptal edilmiş oldu. Ekranlara da yansıtıyor arkadaşlarımız. Kraliçe malum adına ülkemizde koşu düzenlenen, ülkemizi ziyaret eden, 2007 yılı internasyonel Topkapı koşusuna katılan Banknote isimli safkanı 2008 yılında ülkemizi ziyaret ettiği esnada ülkemize hediye eden, yani son derece tabii ki tüm dünya için önemli bir şahsiyet ama ülkemiz için, atçılığımız için de son derece saygı duyulan, değer verilen, önemsenen bir isimdi. Bir kez daha bu üzüntümüzü dile getirmiş olalım. Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını bugün itibariyle kaybetmiş oldu. Suat abicim, bu konuyla ilgili isterseniz bir iki cümle edelim, sonra da yurt dışı heyecanına geçiş yaparız. Yani kraliçenin ötesinde atçılık penceresinden bakarsak yaşayan en eski at sahibiydi. Çünkü evet, çok erken yaşlarda atçılığa başlamış ve ilerleyen yaşına rağmen ata ve atçılığa olan tutkusundan hiç vazgeçmemiş bir değerli bir şahsiyetti. İlk fırsatta, her fırsatta hipodromda bulunur, önemli mitinglerde yerini alır, atları koşar. Bu bir anlamda sosyal statünün parçası olmakta, son temsilcilerden de çok klasikleşmiş bir terim vardır, kralların sporu diye. Evet. Yaşayan monarşiyi temsil eden en önemli, dünyadaki en önemli ve en iyi temsil eden figür Kraliçe Elizabeth'ti. Uzun yaşamına çok önemli başarılar sığdırmış. Demokrasiyle monarşiyi eş anlamda tutup ülkesinde büyük başarılara imza atmış ve bütün ülkesinde ve dünyada büyük bir saygınlık ve saygı ve sevgi kazanmış bir kişilikti. Mekanı cennet, cennet olsun, ne diyelim. 70 yıllık Allah görev süresi boyunca 15 İngiltere Başbakanı görev yapmış. 1926 yılında doğan, 6 Şubat 1952'de de babasının ölümü üzerine kraliçe olan Elizabeth'in tam adı da Elizabeth Alexandra Mary Windsor'muş. Yine internetten bazı bilgiler paylaşıyorum. 1952'de babası Kral 6. George'un ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkmış ama 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymiş. 70 yıllık hükümdarlığıyla da İngiltere tarihinin en uzun süre tahta kalan hükümdarı olmuş. Yine tabii pek çok detay var sevgili Gökhan, Kraliçe 2. Elizabeth'le ilgili. 96 yaş tabii ki çok önemli. 70 yıl süre içerisinde yaşayan tarih Kraliçe Elizabeth. Ve bizim için en önemli tarafı da atçılığa olan sevgisiydi. Ve çok genç yıllarda atların üstünde fotoğrafları var. Ve çok yaşlandığında, daha birkaç yıl öncesine kadar da onun için hazırlanan atlara bindiğini, yani kendi rahat hareket edebildiği son ana kadar atların üstündeydi. Banknotu bize hediye etmesi Türk atçılığını ne kadar önemsediğini, değer verdiğini gösteriyor. Banknotta çok iyi yavrular verdi, çok iyi bir ıslak stoğu bıraktı bize. Kraliçe Elizabeth gerçekten tüm dünyada şu an vefatından dolayı herkes hüzünlü. Bazı insanlar vardır, sadıcığım tabii ki konumu, kariyeri çok önemlidir ama insani olarak da sevilir. Bunda eklendiği zaman dünyada daha çok böyle bir ses geliyor ve ya da daha doğrusu yani daha çok herkesin önemsediği ve o noktaya taşıdığı, Kraliçe Elizabeth de bunlardan bir tanesiydi. Tabii ki İngiltere atçılığında festival günlerinde hipodroma gelirdi. Yani ben çok iyi biliyorum, hipodroma geldiğinde giydiği elbisenin renginden tutun da giydiği şapkanın rengine bahisler açılırdı. Tabii işte 1971 yılı ziyaretinden ülkemize yapmış olduğu görüntüler de şu anda ekranlarımızda. Bu yılda herhalde atlara bakıp söyledi, atlar birinci ikinci olmuş. Öyle bir bilgi hatırlıyorum.
Şu an için 71 yılında gelmiş. Çok uzun yıllar 2008'de geçmiş. De tabii ikinci ziyaretini yaptığında da Ankara, İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Bursa gibi şehirlerimizi de gezmiş. Adına'da koşu düzenleniyor tabii, ülkemizde. Tabii. Dolayısıyla da bizim için de çok önemli bir değerdi. 96 yaşında artık vefat etti. Bundan sonra bu yıla kadar yaptığı hizmetlerle, özellikle atçılığa olan sevgisiyle anılacak. Kesinlikle öyle. Geçen yıl yılın yaşlısı seçilmiş Kraliçe 2. Elizabeth. Fakat bu ödülü kabul etmemiş. Kraliyet ailesi yaptığı açıklamada majesteleri hissettiğiniz yaşta olduğunuzu düşünüyor. Bu nedenle Kraliçe bu ödülü kabul edebilmek için ilgili kriterleri karşıladığını düşünmüyor diye açıklama yapmışlar. 95 yaşında yılın yaşlısı ödülünü kabul etmeyen bir ruha sahipmiş. Ya, tabii hissettiğin yaşta insan. Hissettiğin yaşta olmak ve öyle yaşayabilmek çok önemli. Kraliçe Elizabeth de zaten bunu hem reddetmesi hem söylediği gibi yaşadığını da hepimiz çok iyi biliyoruz yani. Çok doğru. Ben mesela gerçekten festival günlerinde hipodroma gelişini hayranlıkla, bir sevgiyle izliyordum. Tüm dünya atçının olduğu gibi. Hemen yurt dışına gidelim. Sözü sevgili Onur Büke'ye bırakalım. 10 numaralı Kibisya Leather'da startta. Ve Taylor Box içinde Kentucky Downs'ta 3. koşu başladı. 1 numaralı Ocean Point 2 boy geç çıktı. 7 numaralı Angel of Empire'da grubun 3 boy gerisinde kaldı. 10 numaralı Kibisya Leather geldi. İçeridense 4 numaralı Mostash. Mostash ve şimdi Kibisya Leather liderlik mücadelesi veriyorlar. Aralarında da 5 numaralı Vico var. En dış kulvardan 9 numaralı Ritimlik'in de atakları var ve koşunun son 600 metresine doğru geliniyor. Orta kulvardaki şimdi 10 numaralı Kibisya Leather, hemen içindeki 4 numaralı Mostash de tek at gibi oldu. 2 boy gerilerinde 9 numaralı Ritimlik var. Daha sonra 2 boy gerilerinde 5 numaralı Vico. Vico'nun 5 boy gerisinde 3 numaralı Dunedin. Koşunun son 600 metresine doğru geliniyor. İç kulvarda 4 numaralı Mostash. Dış kulvarda 10 numaralı Kibisya Leather arasındaki liderlik mücadelesi devam ediyor. 2 at yine tek at gibi. 1 boy gerilerinde 9 numaralı Ritimlik. Daha sonra onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Vico. 2 boy gerilerinde 3 numaralı Dunedin. Taylar son düzlüğe çıkıyorlar. İç kulvardaki 4 numaralı Mostash ve dışındaki 10 numaralı Kibisya Leather mücadelesine dış kulvardan 9 numaralı Ritimlik de katılmaya çalışıyor. En dış kulvardan 5 numaralı Vico'nun da gayretleri var. Son 200 metreye doğru geliyor. Aralarında da 3 numaralı Dunedin var. Dunedin o koridordan çıktı. Şimdi aradığı yolu buldu. Dışarıdan da 5 numaralı Vico geliyor. Koşunun son 200 metresi. İç kulvardan 3 numaralı Dunedin rakip oldu. Dışarıdan 5 numaralı Vico geliyor. En dış kulvardan da 2 numaralı Roman Giant geliyor ama 2 boy farkla önde. Koşunun son metreleri ve potayı 3 numaralı Dunedin buluyor. 2 numaralı Roman Giant ikinci, 5 numaralı Vico da koşuyu 3. olarak tamamladı sevgili yarışseverler. Joseph Rocco Jr. ile start alan 3 numaralı Dunedin, Kentucky Downs'ta günün 3. koşusunu kazanan tay oldu. Değerli yarışseverler, Kentucky Downs hipodromunda bir mücadeleyi daha efendim geride bırakmış olduk. Günün heyecanı bugün 20.58'de başladı. 9 koşulu program olması sebebiyle de ikinci altılı ganyan 22.39'da, yani yaklaşık efendim yarım saat sonra başlayacak. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Bugün biraz daha geç saatlere kadar yurt dışı heyecanını yaşamayı sürdüreceğiz diyelim. Dönelim normal akışımıza ve geçtiğimiz hafta tabii ki ülkemizde çok önemli bir festival, yarış festivali düzenlendi ve birbirinden önemli koşular cumartesi ve pazar günleri İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti. Malumunuz sizler de büyük bir çoğunluk mutlaka takip etmiştir diyelim ama şimdi hem Suat Hocamızın hem sevgili Gökhan Gül'ün festival yorumlarını tek tek koşu koşu almaya başlayalım. 3 Eylül'de İstanbul'da cumartesi günü yapılan 3. koşuyla ilk festival değerlendirmemizi yapacağız. Ekranlara da geliyor kısa vade 8 koşu 1500 metre sentetik pistte yapıldı. Kore Yarışçılık Otoritesi olarak çevirip Kore Racing Authority koşusu olarak da ekrana yansıyan koşu. Sevgili Gökhan, festivale değerlendirmelere başlayalım. Neler söylersin? Neler söylerim? Evet. Kore Racing koşusuyla start verildi. Cumartesi pazar hakikaten mücadeleler çok sıkı oldu. İnanılmaz stratejik koşular ve taktikler, jockey inisiyatifleri hepsini konuşacağız. Bu koşu Bonibop kazandı. Şimdi Bonibop çok iyi bir koşu kariyeri var. Ben hep
her zaman söylerim yani bir at kazanarak başlayıp kazanıp devam etti mi ya da ne bileyim belli bir sayıya ulaştığında hani koşu adeti olarak hani hepsi tabelede bile olsa bence başarılı. Kaldı ki Bonibob'un üçüncülüğü dahi yok. Yani 12 koşuda bir dördüncü olmuş. Geri kalan hepsi 1-2 bitirmiş. Bence istikrar oldukça yüksek. Koşu seçilerek program yapılıyor. Burada en büyük artısı. Şimdi kağıt üzerine Bonibob ve Hermione Granger arasında bir mücadele olacağını öngörmüştük. Diğer atların tabii ki koşu içerisinde şansları vardı. Anadolu Prensesi, Broadback bunlar iyi koştular. Yakın ara bitti. Yani 31.07 biten yarışın dördüncüsü 22-15 saniyesi. 15 saniyesiyle 4 at bitirdi. Evet. Yani buralarda işte görüyorsun Bonibon hakim oldu ama Hermione Granger bırakmıyor. İçeride Anadolu Prensesi Broadback geldi yakaladı. Yarış bitti. Ama bu koşular böldür. Yani bu koşularda tabii ki bazı atlar ön plana çıkıp 2 boy 3 boy fark yapabilir. 5 boyda da kazanabilir ama koşular artık birbirine yakın bitmeleri, mücadele içerisinde olması çok normal. Burada tabii Ekürün'ün en büyük artısı Royal Diadem'i koşmaları, Hermione Granger'ı baskı kurmaları oldu. Yani sentetik pistte 1059 geçildi. Eğer Hermione Granger biraz daha önde hani Royal Diadem ona baskı kurmasaydı, startta birlikte çok hızlı da başlamadı. Düzlüğü dönene kadar birazcık daha idareli gelebilseydi foto önde geçebilirdi. Anadolu Prensesi atların dışında olsaydı o da daha etkili bir yarış yapabilirdi ve Broadback iyi koştu. Bu koşu izlediğinde böyle bir hani buna böyle bir algıya varıyorsun ama ben mesela Bonibob'un böyle bir at olduğunu düşünüyorum. Yani eğer ki Royal Diadem evet Hermione Granger'e bir baskı kurdu ama hani olmasa da sanki bir timingini iyi ayarlayıp gelen bir at gibi. Kocakaya'da çok iyi tanıyor. Yani rakibine göre koşuyor. Rakibine göre böyle bir hamle alıyor. Ama tabii ki ilk 4'ten sonra baskı görüp 11 tempoya inmesi ne oldu? Ekürüs'e çok yaradı. Yoksa bu yarış bence 25-24-37.5 geçerdi. O zaman zor yakalayabilirdi. Hı hı. Yakalamazdı diyemiyorum. Zor yakalayabilirdi. Ama koşu zaten bu ve benzeri durumlarda netice etki yapıyor. Top alacak olursak çok koşularımız var. Çok fazla analize detayına giremiyorum. Bonibob'un istikrarı sürüyor. Bu koşu programı yaptığı sürece özellikle dişlere ait olan koşularda başarılı olacaktır. Hermione Granger, Anadolu Prensesi, Broadback'te iyi koştular. 15 saniye içerisinde bitmiş bir koşudan bahsediyoruz. Evet. Hocam siz neler söylersiniz? Güzel bir yarış oldu. Kağıt üzerinde beklenen netice piste yansıdı ama zevkli, mücadeleli bir netice oldu. Zaman zaman söylediğimiz gibi kazananı olup kaybedeni olmayan ilk dördün birbirine çok özellikle ilk üçün birbirine daha yaklaştı. Dördüncü sonlarda geldi yarışın ilk başında erken arkaya yatmayı tercih etti. Sürete uymadı. Sonlarda içeriden hiç gelmiyordu. Dışarıya alınca at rahatladı. Devam etti Broadback. Burada bir küçük parantezle Anadolu Prensesi'ni açmak istiyorum. Mesafeyi iyi koşuyor. Mesafe biraz kısa geldi. Uzun olsa daha farklı bir yarış ya da farklı rakiplerle farklı şeyler söyleyebilirdik. Güzel, zevkli, mücadeleli, herkesi memnun ve tatmin eden bir yarış oldu. Peki hocam, kutluyoruz ve devam ediyoruz. Sıradaki mücadele aynı gün 5. koşu Morocco Sorek koşusu. FAS Yarışçılık Federasyonu olarak çevirelim. Kısa vade 7 koşuda 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının 1400 metre çim pistte bir araya geldikleri koşuda Artemisia Gentile koşu öncesinde üzerinde çok insanın beklentisinin buluştuğu ilk birinciliğiyle oldukça dikkatleri üzerine çekmiş. Bu kez nasıl performans sergileyeceği de merakla beklenen, pek de merakla beklenen kelimesi doğru değil. Yani şeyle bekleniyordu, heyecanla daha çok bekleniyordu. Yeni bir şampiyon olduğu konuşulan bir isimdi. Beklentileri karşıladı mı, ne dersin sevgili Gökhan? Tabii ki karşıladı. Yani sonuç itibariyle şartlı bir koşunun ardından kısa vade bir yarışa geliyor. Bu koşuda çok analiz yok. Yani ikinci olan Anadolu Rüyası, üçüncü olan Hot Tocket, Nazdarovya tabelayı tamamladılar. Kazanan atı tayı anlatmak lazım. Yani şart birin ardından ikinci koşusunda kısa vadeydi ama startta bekle liderliği aldı. İlk koşusunun sonrasında tabii ki daha tecrübeli, tabii ki daha bilinçli çıktı başladı. Ben hep şunu söylemişimdir. Düzlük dönüldüğünde bir at ister 2 yaşlı ister 6 yaşlı olsun fark etmez. Rakipleriyle mücadele yapıyor. Fotoyu 5 boy kadar bir önde geçiyorsa o at çok iyi bir yarış yapmıştır. Bir sonraki yarışı üst kademe level atlamaya çok yakındır. Şimdi Artemisia Gentile hem ikinci koşusu hem rakiplerin yanına yaklaştırmadı.
Hem de koşunun neredeyse son 100 metresi geçildikten sonra, yani hemen hemen son 50 metresinden sonra Akın enseye bastı. Tabii. Yani bu o kadar önemli ki, ve fotoğrafı geçtikten sonra şu görüntüye bakıldığında her tarafıyla maşallahlı bir at. Maşallah gerçekten. Bir Eprol temsilcisi, ekürünün sahibi olduğu. San ekürüsü zaten başta sabırlı olmak için çok önemli atlar koştular. Ben sabırlı gibi bir atın her ekürüye hani maddi manevi kazanç ama diğer yönü de atçılık adına da çok katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü öyle bir şampiyona sahip olmak kolay değil. Onu korumak, kollamak, koşu programı yapıp o koşulara sağlıklı getirmek de çok kolay değil. Zor. Tabii, tabii. Bunu başarmış çok bir ekürü. Muhtemelen Artemis'e Gentile'yi de bu yol haritasında devam ettireceklerdir. Bir sonraki koşu programı bilemiyorum ama atın çok yetenekli, çok iyi bir at olduğu aşikar. Görünüm olarak bakıldığında bence hani mesafe 2400 başka bir şey ama bu at yani 1600 metreleri, 1602 metre aralara da yapabilecek bir izlenim var. Hı hı. Kağıt üzerine her ne kadar mile atı gözükse de uzun bir at. Jokey'ine tabi olduğu aşikar. Bugün artık bu temposunda çok kolay gidip rakipleri yanışamıyor diye devam ediyor. Ayakları düz bastın. İşte başta sana ekliyorsun. Felix Saç, Akın Sözen ve Seyis arkadaşımız ismini bilmiyorum. Bir tayın hazırlanıp koşması bir başarıyken kazanarak başlayıp ardından böylesi bir koşuda da çok kolay kazanınca doğal olarak tabii beklentiler yükseliyor ve o atın ekürüye kattığı o başarı hayalleri süslemeye başlıyor. Artemis'e Gentile de bunlardan bir tanesi. İnşallah uzun soluklu, sağlıklı bir koşu hayatı olsun dileyelim. Maşallahlı bir at. İnşallah diyelim. Gerçekten de sevgili Gökhan'ın dediği gibi hocam, ülkemizde şampiyonlara her yıl böyle heyecanla, hasretle bekliyoruz gelsinler diye. Bir şampiyon adayı en azından diyebiliriz belki de. Ben biraz erken değil şahsi Peki. kanaatim. Ben çünkü yarıştan önce yaptığı hareketler hiç hoşuma gitmedi atın. Çok sorun çıkardı. Biraz sinirli bir at ki sinirlenmesini gerektirecek bir şey yok. Çok usta ellerde. Seçilerek koşuluyor. İlk yarışında pek zorlanmadı. Bunun ötesinde verilen ara çok doğru ve güzel bir araydı. Kolay bir yarış tercih etti. Yarışın içinde yani atı yarışı seyretmemiş olsan, o gün hipodromda olmasan sadece bu yarışı seyretsen iyi bir at dersin. Hakikaten iyi bir at. Atın iyiliğine kimsenin laf etmesi haddine değil bence ama ne kadar yol alır. Daha sıkı rakiplerle yani az önce mesela Bonibomb yarışında olduğu gibi böyle bir ilk 400'den sonra bir 34-35 geçerse ne kadar direnir? Rakiple başa başa geldiğinde ne yaparları? Bende bir takım soru işaretleri var. Bir iki detay daha gördüm. Şimdi onları çok emin olmadığım için söylememin yersiz olduğunu düşünüyorum. Ama ilgilileri arkadaşlarım, dostlarım kendileriyle paylaşacağım görüşlerimi. Yeteneği var ama dişilerde olacak bir at gibi duruyor. Kağıdı tamamen sürat üzerine kurgulanmış. Tam bir iki yaşlı. Fiziği çok sprinter tip bir fizik. İnsanları etkilemesinin biraz da böyledir. Sen de biliyorsun hep konuştuğumuz sohbetlerde. Evet. Atletlerde de böyledir. Kas yapısı, kısacı olması muhtemel bir at. Öyle değil mi görüntü? Tabii ki. Yani 1200-1400'de bu süratiyle bundan daha süratli yarışlar seyrettik. Yani çok hızlı bir yarış değil aslında yani çim pist için böyle bir ata şampiyon denebilir ama daha hızlı yarışlar da seyrettik. Yolu açık olsun diyelim, bir yarışta kredisi var bakalım. Peki hocam, yolu açık olsun, ayakları düz bassın diyoruz. Devam ediyoruz festivalin ilk gününün üçüncü bakacağımız mücadelesindeyiz efendim. İstanbul koşusu, grup 3 koşu kısrakları, dişileri bir araya getiren 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin katıldığı 1600 metre çim pist koşusunda 5-3 yaşlı dişi İngiliz tayı 4 kısrakla koştu. Tabelanın ilk 4 sırasında kazanan 3 yaşlı Snowbird'ün arkasında da 4 yaşlı kısraklar vardı ama jenerasyonunun en iyi temsilcisi diyebileceğimiz isim belki de şu dönemde dişi taylar arasında Snowbird ablalarını geride bırakmayı başardı. Derece de son derece parlak, 1.33-36'lık bir derece ortaya çıktı ki evet, bu rekor yapan hep beraberin yaptığı derecenin ardından yapılmış en iyi ikinci derece oldu. Şimdi tabii ki hafta sonu koşullara bakıldığında evet koşulların birçoğunda sürat vardı ama pistte de iyi derece çıktı. Ben bunu her zaman dikkate almışımdır.
Yani kazanan atların rekor yapılan derece, bunları bağımsız konuşuyorum ama bazı pistler dereceye müsait oluyor Sadıkçım. O gün içinde dereceye müsait bir pist vardı. Dereceye müsait bir pistin ardından böylesi Kübra'nın gibi süratli başlayıp çipçe gibi ayağına seri olan atlarda start alınca şimdi koşunun ilk bini 58 geçildi, yani net 58. Bu 58 ülkemiz atçılığı için startla birlikte çok iyi derece. Çok. Yani start verilir de 200 metreden sonra 1000 metrelik alırsınız, süratli gidersiniz, normal. Ama startla birlikte 58 oldukça süratli. Şimdi snowboard herhalde Mayıs ayından itibaren, değil mi, Ankara'da 14 Mayıs'ta Avrupa Birliği Başkanlığı koşusunu kazanıp kendini göstermişti. Ardından kıstrak koşusu 5.liğin ardından 5 yarıştır geçilmiyor. Yani aslında bakın zaman 7'de 6 yaptı. Ama inanılmaz bir yükselişe geçti. Bu koşusunda da evet starttan biraz ağır aldı ama yani kendine o kadar güveni var ki atın, jokey de bunu hissettiriyor. Tabii ki Aziz Katas usta bir jokey. At biraz çok hafif ağır aldıktan sonra onun ardından önlere gitmek çok doğru değil. Ama sonrasında da koşunun bu kadar süratli gittiğini de gördüğü için de atı ellemiyor. Düzlük dönüldüğünde bir kapanma, bir daralma gibi söz konusu olmasa bile 400'e gelinirken nereden baksan herhalde öndeki çipçeler arasında bir 6-7 boy kadar fark var. Evet, o önde tempo, süratli giden bir atın temposu düştü mü sen hadi dediğinde kuvvetli bir at o ara çabuk kapınır ama sonuçta grup koşudan bahsediyoruz, zorlu bir koşudan bahsediyoruz. O yüzden de Snowbird Mayıs ayından itibaren inanılmaz bir yükselişte ve harika bir performans sergiliyor. Yani yılın atı seçilecek muhakkak, sürekli Gazi koşuna kazanan at buna en büyük aday, hem dişi hem kıstrak kazandığı büyük ihtimalle olacaktır ama ne bileyim en iyi çıkış yapan ya da en iyi performans böyle farklı kategori olursa evet, Snowbird buna aday, yani çok yakın. Dolayısıyla da bu öylesi önemli koşuyu çok iyi bir dereceyle bitirdi. Emel İlham zaten geçen seneden itibaren hep grup koşularda start alıyor. Çok başarılı bir at. Lineart temsilcisi. Çim'de çok iyi koşuyor. Geçen yılın da ikincisiydi. Bugün de müthiş bir yarış yaptı ama öyle bir rakibe denk geldi ki, öyle bir rakibin gününe denk geldi ki yapabileceği bir şey yoktu. Yani burada çipçeyi yakaladı. Mücadele içerisinde devam ediyor. İkinci de oldu ama Snowbird dediğim gibi arkalardaydı. Düzlük boyunca nereden baksan öndeki atlarla 6-7 boyu kapatıp bir de 3 boy fark yapması ciddi bir başarı. Gerçekten. Ayakları düz bastın, harika bir yarış atı Snowbird. Öncesi konuşulan bir ekip değişikliğinden bahsediliyordu. İşte antrenörü değişti, seyisi değişti. Evet. Bunun bir etkisi olur mu diye ama hiçbir olumsuz etkisi görünmedi. Şimdi sonuç itibariyle ekip değişmesi dikkate alınması gerekiyor. Olumlu ve olumsuz değişebilir ama işte bu at belli bir seviyeye geldi. Zaten hani grup atları, şampiyon atları böyledir Sadık. Yani olumlu ya da olumsuz bir takım gelişen olayların üstesinden gelebilen atları böyle grup atları çok böyle harika yarışlar yapabiliyor yani. Yoksa en ufak bir şeyden etkilenen atlar ağırda hipodromlara çok var. Bu ayrıcalıklı ve özel atlar karşısına çıkabilecek olumsuz. Tüm aksiliklerin üstesinden gelenler. Üstesinden gelen Snowbird de öyle. Böyle bir at ama tabii ki bu yaşananın olumlu olumsuzunu etkilediğini göremedik. Biz at harika koştu yani. Evet. İllüzyon grup 1 galibi bir at. Gazi doğrusu bir at. Aranın ardından bir koşu gördü. Bu koşu üçüncülü bence dikkat çekti. Bir sonraki randevuda muhtemelen Snowbird'e daha sıkı bir rakip olacaktır. Çünkü çok yetenekli, çok iyi bir at. Çipçenin de kötü koştuğunu söyleyemeyiz. Hem öndeki atın Kübra'nın peşinde hem düzlük önünde mücadele içerisinde. Belki bugün Kübra'nın olmayıp kendi bir boy gitseydi o da mücadele içerisinde olup daha yakın bitirebilirdi. İyi bir at olduğu aşikar. Snowbird ve ilgilerini bir kez daha kutlayalım. Harika bir yarışlar sergiliyor. Biz de alkışlıyoruz. Gerçekten öyle Suat Hocam. Bakalım bu koşu ve Snowbird için neler ilave edecek? Yani o gün sizler de hipodromdaydınız zannederim. Müthiş bir yarıştı. Yani seyri çok keyifliydi. Kübra Hanım yarışa çok büyük bir renk kattı. Yarışa çıkıp üst üste 11 temponun üstüne çıkması, 11-11.5 tempolarla yarışı sürdürmesi ve buna bir dayanıklık göstermesi yarıştaki atların potansiyelini ve temposunu çok zorladı. Yarışın kilit atı Kübra Hanım'dı ve büyük renk verdi yarışa. Çipçe iyi start aldığı için herhalde Kübra Hanım'ın böyle bir yarış yapacağını öngörmedi. O süretin istemeyerek de olsa içinde kaldı ve çok değerli bir dördüncülükle ayrıldı. Çünkü önündeki atların
Her üçü de birbirinden kaliteli safkanlar. Kübra Hanım'ın böyle bir yarış yapmasında en çok snowboard yaradı. Çünkü en geri giden ata her zaman konuştuğumuz gibi bu kadar hızlı giden yarışta kesinlikle arkadan bir at gelir. Ki bu kalitede, bu seviyede bir atın gelmesi ihtimallerin en yükseğiydi. Yarışın koştuğu esnada. Öncesi değil tabii ki. Öncesinde her ne kadar Kübra Hanım'ın süratli bir at olup yarışa güzel bir tempo vereceğini bilseniz de 46 geçmesi çok böyle öngörülebilir bir tahmin olacağını zannetmiyorum. Evet hocam. Melinam son başarısız yarışların ardından tekrar ben de buradayım diyerek oyuna girdi. Gördüğü yarışın ardından kalite safkan illüzyon o da bu grubun en kaliteli atı, en kariyerli atıydı. Snowbird'de bir sonraki randevuda daha ciddi rakip olacağını zannediyorum. Lady Secret belki silik bir beşincilik yapsa da bu gruplarda önümüzdeki yıl veyahut da bu yılın sonlarında kendini hissettirecektir kanaatindeyim. Diğer atlar çok fazla bir varlık gösterdi diyemeyiz. Peki hocam, çok teşekkürler. İstanbul koşusunu da değerlendirmiş olduk. Böylece bir de şöyle bir şey var. Bunu da söylemeden yapamayacağım. Sen çünkü derecelere çok önem veren bir kardeşimizsin. Evet. Senin gibi birçok kişide böyle derece takıntısı var. İşte bariyerler önde içeride olduğu zaman yarışta da böyle hızlı bir atın yarışa sürat ve renk vermesi atların gerçek potansiyelini gösteriyor. Yani bu yarış normalde bariyerler normal yerinde olsa ve bu tempoya çıkılması 35 koşulmuş. Genelde 35 civarı bitmiş ama bugün için böyle süratli başlaması ve pistte bariyerlerin içeride olması 33'ü getirdi. Çok haklısınız hocam. Tamamen de derecenin oluşma belki de etkenleri bunlardı diyelim. Ve efendim 7. koşusuna, cumartesi gününün yani FRBC Anadolu koşusuna geçelim. Sentetik pistte yapılan grup 2 mücadeleydi. Safkanlar, önemli isimler bir aradaydı ki son metrelerde de harika bir mücadele izlettiler bizlere. İlk 5 içerisinde yer alan isimler 29 salise nin içine girdiler ve yarım boy boyun, yarım boy boyun şeklinde de farklarla sıralandı. Vinci Torre'de Vedat Abiş idaresinde kazandı. Günün de başarılı ismiydi Vedat Abiş, Gökhan. Şimdi Sadık'cığım, Anadolu koşusunda yani ilk 5 at çok iyi yarış yaptı. Şimdi 5. olan Doğa Kanunu biliyorsunuz ki 3 ay önce bir ikincilik yapıp pistten biraz sıkıntılı ayrılmıştı aksayarak. Ardından 3 ay sonra bu yarışa geliyor ve bakıyorsunuz birinciyle arasında 30 salisilik bir fark var. Evet. Yani bu gerçekten kolay değil. 3 ay önce pistten aksayarak çıkıp 3 ay sonra koşuyorsunuz ve 30 salisiyle 5. bitiriyorsunuz. Grup yarışta. Grup yarışta, iddialı bir koşuda. Tabii. O yüzden de ilk 5'teki at çok iyi koştu. Bir diğer at Luminous. Hem koşuya tempo veriyor hem koşu hızlı götürüyor. Eskut gibi bir rakibi var. O da çok yavaş gitmesine müsaade etmez. Ve düzlük dönüldüğünde tüm atlara cevap veriyor. Ve bu koşuyu 3. olarak bitiriyor. 2. olan at da Oğlum Duruk. Bu da grup 1 kazanmış. Çok yetenekli bir at. Bu atın da 3 aylık bir arası var. Muhtemelen yani bu 3 ay hiç yarış koşmadan olmazdı. Muhtemelen bir ufak tefek bir şeylerde olsa yarış atlamak zorunda kaldı. Ve yarım boyla kaybediyor. Koşuyu kazanan Vinci Torre. Biliyorsunuz büyük taarruz galibi. Bundan önceki yaptığı bütün yarışlarda gerek Burgas, gerek Longnadır, gerek diğer Yamanlar Bey'i ve diğer iyi koşan atların hemen yakın ara tabela içerisinde biten bir safkandı. Bugün tabii koşuda önde gidecek atlar olunca arkalarda kalacağı herhalde hesap edildi. Fakat bu kadar arkada kalınacağı düşünülmedi. Koşunun 1200 metresine geçilirken bir oraya alabilirsek Merat orada bir yürüttürüp öndeki atın önüne geçiyor. Orada işte daha artıya geçerek kazanma. Bak şimdi buralarda. Oğlum Doruk arkasında farkında mısın? Bak. Evet. Bu da yürüttürecek. Çünkü Oğlum Doruk ağır ağır giden bir at. Bir anda hızlanamaz. Bak yürüttürüyor. Onun önüne geçiyor. Oradaki boşluğa kalıyor. Eğer Oğlum Doruk'un arkasında kalmaya devam etseydi kazanamazdı. O kadar çok sprint yapamaz. Oralarda yürüttürünce buralarda tempoya ayak uydurmak zorunda kaldı. Rakibi de arkasında kaldı. Yani yarım boy başta biten bir koşudan bahsediyoruz. Bu koşunun kırılma anıydı. Luminous, eğer ki Ascot biraz daha onu idare edip öyle iki boy değil de düzlüğe böyle daha dirençli girse, biliyorsun Antalya'da müthiş bir yarış yapmıştı. Aynı koşuyu tekrarladı. Çok beğendim koşusunu.
Oğlum Dora zaten bir şey diyemezsin. Ağır ağır geliyor. Öndeki rakipler durmuyor. Burada içeride iyi yol buldu. Luminous'ı biraz dışarı doğru açıldı ve yakın ara bitirdi. Bir ara kazanlara girdi. Oralardan sonra bırakmıyor ama bugün için Vinci Torre kuvvetli kaldı. Evet. Vinci Torre de piste çok iyi çıkmıştı. Ben zaten bu atı çok beğeniyorum. Bir de zor kazanan bir isim. Yani zor. Suat hocamız da bir gün önceki özel programda belirtmişti. Evet. Toplam 3 birinciliği var bu safkanın. Yine kazanmayı yani zor şekilde başardı diyebiliriz değil mi? Yani sonuçta 1500 metrelik grup 1 koşunun 4.'sü Bahat. Bahat 1500 metrelik bir at değil. Yani King Berkay bugün harika koştu. İkinci olan at Egregious Rock, Yamanlar Bey'i ve diplerinde bitiriyor. Yani Bahat bütün yarışları iyi. Sonrasında baktığın zaman Vintage Oren'in üçüncülüğü grup 2 koşu. Kim kazandı koşu? Burgas Lavratış. Ama yani kazanma adet olarak hep sayısal olarak düşük. Şöyle adet. Bazen bazı atların çok iyi koşuyor. Bir iki tane ata denk geliyor geçemiyor. Yani şimdi anladım. Gününde bir Burgas'ı geçmek de kolay değil. Gününde bir Longlar'ı geçmek kolay değil. Gününde bir şu an için Egregious Rock'ı geçmek kolay değil. Kolay Sadık değil, yani. Tabii ki. Tabii ki doğru. Bu ama o atın başarısı koştu anlamına gelmiyor. Gelmez. Ama 1500 bugün de yine son metrelerdeki o jokeyinin işini zora sokan bir görüntü vermedi mi? Yani ben belki kendi adıma öyle düşünüyorum. Yok, ben hiç öyle... Viraj dönüldükten sonra 3-4 defa Vedat Safkan'ı böyle bir orada ne olduğunu soracağım aslında sana. Ben Vinci Torre'nin hiçbir zor at bir at olduğunu düşünmüyorum. Muhteşem bir at. Bütün gücünü yarışa yansıtıyor. Veriyor. Bazen rakiplerini geçemeyebilirsin. Anladım, anladım. Ama bugün için şimdi sen arkada kaldın. İlk defa bu kadar arkada kalıyorsun. 1200'e yürüyorsun. Dördüncülüğe geliyorsun. Hı-hı. Atların dışına çıkıyorsun. Kazanıyorsun. Nasıl zor at? Doğru. Yani böyle ama diğer yarışlarda yani zorluğu sanki hani zor at da bitiremiyor ki değil. Değil. Mücadele giriyor bir atlar kazanıyor. Anladım. Anafartalar kusuru kazanmadı mı? Zorluk mu çıkardı? Büyük taarruz kusuru kazanmadı mı? Zorluk mu çıkardı? Zorluk çıkardı diyorsun. Yani. Doğru söylüyorsun. Kolay değil. Sert rakiplere denk geliyor. Virajı döndürdükten sonra o kısmı sorayım ya sana da. İçeri doğru biraz meyilimi var. Heh, onu niye yapıyor diye soracağım. Ya onu niye yapıyor? Şimdi bunlar sürekli koşan atlar. Atlar sıkıntılı olan atlar. Gücü azaldığında, zoru gördüğünde içeri dışarı meyilinebilirler. İp gibi rüzgiden çok az at var Sadık. Doğru söylüyorsun. Yani baskıyı gördüğünde kolay değil yani. Çok doğru. Sonuç itibariyle böyle bir yarışların sonrasında o atları sağlıklı bir şekilde tekrardan piste getirmek de çok kolay değil. Çok kolay değil. O yüzden de Demirkol ekürüsünü, antrenör Güneli, menajeri Vaha Yargı'yı kutlayalım. Bu atın bence iyi bir koşu kariyeri var. Ciddi rakiplerle start alıyor. Büyük taarruz kazandı. Anafartalar kazandı. Anadolu kusunu kazandı. Burgaz, Longlar, Yamanlar bir İngiliz uzak mücadele ediyor. Yakınları bitiriyor. Daha ne yapsın at yani? Çok haklısın. Ben bir zorluğunu göremiyorum ama herkesin görüşü farklı olabilir tabii ki. O zaman Suat Hocam'ın görüşünü soralım. Hocam ne dersiniz? Hem Vinci Torre için hem koşunun tabii ki geneli için. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Gerek Atan ve Süleyman abi, gerek ben ve Gökhan, gerek sen, gerek Enver. Bu programların, bu tip yarışların üzerinde aydınlatıcı, bilgilendirici taraflarını ben bu yarışları seyrederken görüyorum. Bu Vinci Torre her gün içeriden geliyordu. Bugün niye dışarıdan geldi? Her gün dayana dayana ön tarafa gidiyordu. Bugün niye arkada bekledi? Yalnız orada herhalde antrenörü Bağ kardeşimiz veyahut da Vedat Abiş o anlık bir inisiyatif aldı. Karşı düz yolda yarışı bir geriye alıp 1600'den sonra mesela start verilsin. Bu Vinci Torre her gün dayana dayana 2-3 gidiyordu. Evet. Tabii tabii. Kimse gitmese kendi ya 19. gidiyor. Yarışından bunu yapmaya akıl etti yani. Bir at için 18-19 yarış bu seviye bir at için çok önemli. Bak çıktığı için gitmiyor. Hiç zorlamıyor at çocuk. Evet. Her yarışında halbuki sopa kamçı ön tarafın arkasına gider. 2-3 bekleyen bir at. 2-3 gitmeye zorlanan, gidemiyor gibi görünen bir at. Halbuki bunlar Victor Golub. Sonlarda vitesi olan, gücü olan atlar. Bak buralarda mesela iki rakibi arkasında. O av pozisyonda şu an. Bu pozisyonda devam etselerdi iş başka olurdu. Oynatalım biraz daha. Ha burada biraz geriye alalım. Ben şimdi burada mesela iki genç kardeşimizden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi önde giden Mehmet Salih Çelik, bir tanesi en geride giden Vedat Abiş. Ben bu çocuklarla birkaç defa at bindirdim. İki yıl önce Mehmet Salih Çelik'i burada biraz durdurur musunuz geriye alıp? Mesela pırıl pırıl bir delikanlı, çok zeki. Gözünden zekası akıyor çocuğu. Yani anlattığını, senin anlattığını, algıladığını anlıyorsun. Evet. Bazen vardır sen anlatırsın. Jokey böyle boş boş bakar. O kafasında kurmuş zaten. Sen istediğin kadar sabaha kadar konuşsan dinlemiyor seni. Sinirlendirir seni yani. Anlamıyor değil, dinlemiyor yani. Dinlemiyor. Onu hissediyorsunuz. Sinir bozucu bir durumdur. Ama bu çocuk mesela Mehmet Salih Çelik öyle güzel şeyler söyledi yarıştan sonra. Hatta hiç, amca dedi bak bunun burasına baktır dedi. Ki oğlum zaten problem orada dedim.
teşekkür ettim gitti çocuk hiç yani. At da geri geldi. Geri geldi ama hayatında ilk defa ringde gördüğü bir at için bunu söyledi. Mesela bu Vedat Abiş'te bir atıma bindirdim. Yine buna benzer bir rapor söyledi. Şimdi bak burada gidiyorlar. Bu at şimdiye kadar niye hiç orada gitmiyordu? Hiçbir yarışını ben hatırlamıyorum bu atın en geri gittiği bir yarışını. Yok hocam. Kendi temposu. Normal seyredelim. Burada yapılan en büyük zekice davranış atların dışına çıktı. Atların içinde atın boyu var ama çok etkileyici bir fiziği yok. İnce bir at. Çok güce bindiği zaman hani ribanta çıkan basketçiler gibi içeride kaldı mı pusuyor at. Bak burada mesela zekice aslında tatlı tatlı kurnazlıklar var orada. Hafif geldi, önüne doğru geldi, zarar vermeden gitti. Hepsinin dışını tuttu. Düz yolda da dışarı yaldı. Rakipler içeriye gitmek zorunda kaldı. Orada kimse artık o saatten sonra bu önümdeki Vincitore mi, oğlum Doruk mu bakmaz. Yarıştan önce Özcan'la ilgili de bir parantez açmak istiyorum. Bir takım çocukla ilgili spekülasyonlar yapıldı. Hatta bunlara biz de alet etmek istediler. Öyledir böyledir. Ben de hatta o gün yayında söyledim. Öyle mi değil mi? Yarın yarışta görünür. Görünür. Hiç normal Özcan Yıldırım gibiydi. Gayet formda. Atta yatmışlığından ben etkilendiğini zannetmiyorum. Bugün herkesin iyi koşacağı tuttu. Mesela buralarda biraz sonra tabii ön kamera olsa çok daha net görünür. Vincitore'nin burada hafif şarjı var. Artsmen'e biraz sonra devam edemiyor. Devam etmeye çok direniyor doğa kanununa. Tatlı fauller var burada ince ince. İşte bak at içe kaçıyor mesela. Zorlandı. Bu pozisyonun içeride olsa iş çok zor. Ama dışarıda olduğu için bugün için bitirdi. Bir küçük parantezle Gökhan bir kısmını bahsetti. Biraz da ben bahsetmek istiyorum. Tabii. Luminescence. Yani atçılık hayatımda nadir gördüğüm tarz bir at. Böyle Türkiye turuna çıkıp bu kadar ayakta kalıp bu kadar savaşan her tip pist ve mesafede kumda, çimde, politrakta 69 yarış. Kısada, uzunda, ortada ve üst seviye yarış koşuyor. Yani evet. Handikap şartlı koşmuyor bu. Sürekli kısa vade ve grup koşuyor. Yani bu atlar bugün için burada olmayan at var diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Yani, son 10 koşusunda bir kısa vade 8 var. 9'u grup 1, grup 2. Yani burada fedai grup gibi koştu. Kendine, yani bu atlar ekür olmasaydı tek kosa kazanırdı at yarışı. Çünkü bu at o kadar kale almazlardı. Bir tık daha yavaş giderdi. Çocuk verilen görevi yapıyor. Hızlandırıyor yarışı. Diyelim ki ya da Ascot koşmadı bu yarışı. Luminescence bitirdi bu yarışı. Ascot kaybettirdi ona bu yarışı. Bakın evet. 26'dan sonra 2000 metre bir kum yarışı için giden tempolar inanılmaz yüksek. Yani siz az önce yarışlar hızlı falan dediniz. Ben bundan hızlısını görmedim yani. Bu mesafe için çok tabii, doğru. Bak şimdi ilk 400'ü çıkarsan aradaki 800'ü kaç geçiyorlar? Bak 46 geçiyorlar. Yani kolay değil. Sen oradan iki tane 400 üstte 23-23 geçeceksin. Ve son vereceksin. 849.99 ama dediğiniz gibi hocam 600 ile 800 arasını 11.7 geçtiler. Şimdi çık 26'yı 2'den. Daha hala da o tempo devam ediyor. Doğru 23-400-800 arası. Tabii. İlk 1002 son 1002 bu atın. Evet hocam. Yani kolay değil. Can taşıyor bu hayvanda ve ayrıca bakacak olursanız 3 senedir durmam hocasına koşuyor. Boş geçtiği bir ay yok bu atın. Çok doğru. Yani senenin takvim yılında 12 aylık takvimde 11 ayında muhakkak start almış. Koşamadığı zaman da o girebileceği yarış bulamadığı için koşmamış. Müthiş bir safkan. Çok dayanıklı, çok savaşçı, harika bir safkan. Mesela bence Kegner da içeride o oğlum doğrum baskısından herhangi bir itiş kakış yok ama at hep böyle bir o da yan gidiyor. Düz gelmiyor yani. O Kegner da bir ara kazanıra girdi ama oğlum doğruk ve Luminescence daha savaşçı atlar. Bugün için bu kadar koştular ama bir sonraki randevuda işler değişir. Bu defa rakibe göre koşulduğu zaman Vincitore bugün rakiplere göre koştu. Koştu. Ve stilin dışına çıktı. Bence doğru stili buymuş atın. Evet hocam. Kutlayalım. Evet. Ve devam edelim. Bu mücadeleyi de böylece değerlendirdikten sonra yurt dışına gidelim efendim. Dönüşte festival koşullarını yorumlamayı sürdüreceğiz. 8 numaralı Unified Report'te baksaki yerlerini aldılar. 9 numaralı Long Shadow ve 4 numaralı Momos ikilisi de kulvarlarındaki yerlerini alıyorlar. 5 numaralı Major Vegar. 6 numaralı Four Left. Şimdi 10 numaralı Super Design giriş hazırlığı yapıyor. Super Saver temsilcisi aynı zamanda. Jose Ortiz de koşuya katılıyor. 6 numaralı Four Left yedeklendi şimdi baksa yakın. Bu arada 11 numaralı Pyron da kulvarındaki yerini aldı. 6 numaralı Four Left giriş hazırlığında.
12 numaralı Vayakin Baksa yakın şimdi o giriş hazırlığı yapacak. 6 numaralı Four Left'in ardından Box'ın gerisinde 12 numaralı Vayakin kaldı Irat Ortiz Junior'la. Ve o da Box'ta Kentucky Downs'ta 4. koşu 2. altılı Ganya'nın ilk ayağı başladı. Orta kulvardan 10 numaralı Super Design, iç kulvardan 4 numaralı Momos geldiler. Aralarında 7 numaralı Light Fury var. Yine koşunun son şimdi 1000 metre start yerine doğru gelinirken 4 numaralı Momos orta kulvardan atak yapıp koşunun liderliğini aldı. 5 numaralı Major Vegar ikinciliğe girdi. Onun hemen dışında 8 numaralı Unified Report. Daha sonra iç kulvarda 1 numaralı Second of July. Onların hemen yanlarında 7 numaralı Light Fury. Daha sonra dış kulvarda 12 numaralı Vayakin, bir boy gerilerinde 6 numaralı Four Left, onun 2 boy gerisinde dış kulvarda 3 numaralı Anaconda, iç kulvarda 2 numaralı Blue Kentucky, 4 boy gerilerinde 9 numaralı Long Shadow ve 11 numaralı Pyron sırasıyla son 600 metreye giriliyor koşuda. 4 numaralı Momos önde bir boy farklı liderliğini koruyor. 9 numaralı Long Shadow'un ve 8 numaralı şimdi Unified Report'un atakları var. 10 numaralı Super Design dış kulvardan geldi 3.'lüğe. Bariyer dibinde 1 numaralı Second of July'da 4.'lükte ve bu sırayla atlar son düzlüğe çıkıyor. İlk çıkansa düzlüğe 4 numaralı Momos oldu. İç kulvara yakın oradan bir boy farklı liderliğini 4 numaralı Momos koruyor. Orta kulvardan atak yapıyor şimdi 8 numaralı Unified Report. Onu yakalamaya çalışıyor. Yakalamaya çalışıyor ve en dış kulvardan da 12 numaralı Vayakin'in de gayretleri var. Onun dışından 6 numaralı Four Left'e sprint'e kalktı. 4 numaralı Momos iç kulvarda farklı liderliğini koruyor. Orta kulvardan 8 numaralı Unified Report geliyor. En iç kulvardan da atak yapıyor. Şimdi bu metrelerde yine en iç kulvardan dış kulvardan da 5 numaralı Major Vegar, 3 numaralı Anaconda geliyor. Ve 3 numaralı Anaconda koşuyu kazanıyor. Tyler Gaffali önüne. 4-5 safkan arasında birincilik mücadelesi izledik ve son atayla 3 numaralı Anaconda Tyler Gaffalione Kentucky Downs'ta 4. koşu 2. altılı Ganya'nın ilk ayağını kazanan safkan oldu. Değerli yarışseverler, yurt dışında altılı Ganya'nın, ikinci altılı Ganya'nın Kentucky Downs'da başlangıç koşusu yine son derece keyifli. Son metreleri çok heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. 3 numaralı Anaconda kazanan isimdi. Devam ediyoruz. Festival gününün ilk gününün son bakacağımız koşusu İfar koşusundayız. Ve Arap atlarını bir araya getiren mücadele sentetik pistte yapılmıştı. Kazanan Soydere oldu. Sevgili Gökhan, sen özellikle bu isme değinmiştin. Mücadelenin de son metreleri yine Vedat Abiş'in bir önceki belki Vincitore ile kazandığı koşuya da çok benziyordu. En azından safkanın geldiği kulvar ve geliş şekli açısından diyebilirim. Vedat Abiş de üst üste iki grup yarış kazanarak bir önemli başarıya daha imza attı. Neler söylersin? Şimdi Arap atların birçoğu biliyorsunuz ki belli bir yaş diliminden sonra ya da belli bir koşu tecrübesinin ardından yükselişe geçebiliyorlar. Soydere'de bunlardan bir tanesi. Bakıldığı zaman yani yarışları çok kötü değil ama handikap koşularda genelde start almış. Sonra yükselişe geçmiş. Şimdi bu at aslında 24 handikap kazandı. 24 handikap ciddi bir yarış. İkinci olarak Özü Doğru. Özü Doğru bu yıl birçok açık yarışta yakın ara tabelada bitirmiş bir attan bahsediyoruz. Ve sonrasında Grup 2 Kosova koşu ikinciliği. Bu atın artık ben bundan sonraki randevuda grup yarışta start alıp kazanırsam sürpriz olmayacak diye bize söyledi. Ben de ekranlardan dile getirdim. Evet. Şimdi bugün tabii ki stratejik hamleler var diyorduk. Mesela Toramanka'ya. Şimdi evet, yarış bakıldığı zaman ilk 600 metre 44.5 geçiliyor. Ama ülkemizde sentetik pistte Arap atlarında bu dereceleri görüyoruz. Şimdi yavaş geçildiği için Toramanka öne gitti. Öne gitti ama Toramanka'nın stili bu değil. Bazı atlar var, bunun üstesinden gelebilir. Şimdi Toramanka öne gitti. Ne oldu? Yarış 13 tempoya girdi. Toramanka 3.'lükte son 800'den sonra. Düzlük 3 metre sprint yapan at. Yarış yavaş gitti diye 4.'lüğe kalıp 800'den 1000'den sonra hızlanıp 13 tempoya girip 3.'lüğe dönersen o zaman stilin dışına çıkmış oluyorsun. Ona rağmen Toramanka'ya yakın ara bitirdi. Yani ben Toramanka'ya eğer ki kendi yarışını yapmış olsaydı bana kalsa kazanma şansı çok yüksekti. Ama yavaş gitti diye önlere gideyim, önlerde yerim alayım dedi. Evet, bazı atlar için bu
avantaja dönebiliyor. Ama bu at bekleyerek düzlük 3 numara sprint yaparak bütün başarını elde etti ve stili bu. Sertlik de yapmadı bugün. O yüzden de Mehmet inisiyatif aldı diye düşünüyorum. Tutabilirdi ama tutmadı. Ama bu at önlerde koşuyu kabul edip 800 metre önlerde gidip gelebilecek bir at değil. Ona rağmen son 50 metreye kadar mücadele etti. Kamuz çok iyi bir at. Çok çok yetenekli bir at ama aralıklı koşuyor. Aralıklı koştuğu için muhtemelen o istediği yarışları tam yapamıyor. Ya bugün içinde yarım boy farkla kaybetti. Yani Kamuz aktif olarak devam edebilse çok daha yarışlar yapacak. Sonuçta 11. ayın ardından 6. 5. aya kadar bir yarışı yok. 5. aydan sonrasında 7. ayda aktifleşiyor ama bir bakıyorsun hemen 3. olmuş, 2 tane birincilik ve ardından ifar koşusunun ikinciliği var yani. Evet. Bir sonraki koşusu eğer aralıklı olmazsa, aktif olarak idmanda kalıp koşarsa Kamuz da belki geçemeyeceği rakibi yok yani, ciddi bir at. Çok tabii güçlü ki bir at. Ama işte bugün de biraz gibi düzlükte trafik problemi yaşadı. Biraz da ondan etkilendi gibi geldi ama. Ya şimdi bu ve benzeri koşularda Sadık için bunlar çok olur, normal. Tabii. Sonuçta diğer atlı 1,5 boylukta bir fark yapıyor. Kuvvetli geliyor. Doğru. Yakın arabisi evet ama dediğim gibi yani aralığı 2 tane kazanıp ardından ikinci oluyor. Daha ne yapsın at yani. Çok doğru. Top alacak olursak Soydere yükselişteydi. Böylesi bir yarış kazanacağını ya da buna benzer bir ya da grup koşu kazanacağını bize söyledi at yarıştı son 3 yarışında. Ardından birincilik geldi. Koşuda iyi yer tutması, doğru yerde yürütmesi bence en büyük artısıydı. Ama Toramanka'ya sitenin dışına çıktığı için bak mesela buralarda yürüttürüyor, farkında mısın bak? Kiat'ın evet, dışında. Evet. Kalsa Kamus'un orada Soyder'in arkasında bence düzlükle daha diri olacak. Kazanma şansı yüksekti. Soyder'i ve ilgileri kutlayalım. Ben Soyder'in bu koşusunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bu at bu kalibrede bir at. Bundan sonra da başarılı yarışlara devam edecektir. Kazanır kaybeder bilemiyorum ama mücadele içerisinde olacaktır. Bence atın kalibresi bu seviyede. Yani grup at artık Soyder'e devam edecektir. Kesinlikle öyle. 31. startında 10. birinciliğini elde etmiş oldu. Sentetik pistte de ikinci kez koşup ilk kez kazanan isim olmayı böylesine önemli bir günde, böylesine önemli bir koşuda başardı. Kutluyoruz ve Suat Hocam'a dönüyorum. Hocam neler söylemek istersiniz bu mücadele için? Yarış çok yavaş gitti. Kağıt üzerinde böyle bir öngörü vardı. Kardeşcan iyi koşmadı. Toramanka'ya, Gökhan'a katılıyorum, stilin dışına çıktı. Toramanka'nın yapacağını Soydere yaptı ve kazandı. Rakibe göre koştu, stilin dışına çıktı. Bu atla evvel de bunu denedi, yine olmadı. Bazı atlar vardır, yarış istediği kadar yavaş gitsin, arkada giderse gelebilen safkanlar. Soydere'de uzun zamandan sonraki çıkışta bu yarışta sürpriz olursa imza atabilecek atın Soydere oldu. Bilinen bir gerçekti. Böyle bir hatalardan veyahut da diyelim rakiplerin iyi koşmamasından Soydere bunu lehine çevirmeyi, Soydere ve Vedat Abiş lehine çevirmeyi başardı. Çok üstüne fazla konuşulacak bir yarış değil. Ama yarışta, yarışçılıkta şöyle bir şey vardır, benim hep söyleyeyim. Eğer bir atın gerçek gücünü görmek istiyorsunuz, atınız iyi atsa, ki özellikle böyle Toramanka'ya gibi bir at varsa elinizde, elinizde çok sayıda at da varsa yarışı hızlandırmanız lazım. Yarış yavaş gittiği müddetçe Toramanka'ya tarzı ata hiç yaramaz. Ayrıca da yarışta gelemeyecek ata dahi at yorulmadığı için yarışta daha az şanslı olan atlara şans tanımış olursunuz. Yavaş giden koşular. Tabii ki yarış hızlı gittiği zaman güce biner yani son nihayetinde. Tabii. Böyle olduğu zaman iki kademeli oluyor, sürprize açık. Olmuyor. Doğru. Ama biraz da o önde giden atın rakibi peşine takacak bir at olması lazım. Yani önde öyle bir at gider ki şimdi burada mesela ben o gün de söyledim, bugün de söyledim. Serdar Geçer burada şimdi bak üstündeki genç kardeşimiz. Bir önceki Luminescence gibi diyorsunuz. Tabii değil mi ki hocam? Şimdi bak burada Serdar Geçer çıktı, tutuyor atı. Tutsan olur, kaçsan olur. Serden geçer 100 metre önüne kaçsa kimse kale alıp onun üstüne gitmez. Ama biraz böyle acaba mı dedirtecek bir at olursa, hı-hı, mesela onun yaptığını Yüksel abi onun şimdi 5 boyunda gitse başka şeyler konuşuruz. Çünkü Yüksel abi bunu zaman zaman yapmış, o kariyeri karizması olan bir at. Bu yüzden Toramanka'ya tipinde atın devamlı ekürü koşması lazım. Peki hocam, çok net bir değerlendirme ve yorum geldi her zamanki gibi Suat hocamızdan. Diyelim ve pazar gününe, festivalin ikinci gününe geçelim değerli yarışseverler. Trakya koşusuyla, pazar gününün dördüncü koşusuyla başlayacağız. Grup 3 mücadelede iki yaşlı İngiliz tayları 1200 metre çim pistte bir araya geldiler.
Koşunun net favorisi Line Victory son derece net bir koşu ortaya koydu. Performans ortaya koydu ve 7 boyluk farkla kazandı. 1.11.25 gibi de etkileyici bir derece gerçekleştirdi. Bir anlamda ben de işte abimin çok da gerisinde kalmam dedi. Burgaz'a bir gönderme yaptı belki de. 4-3 kardeşi tabii canım, evet, ya. Çok, evet, yakın kardeş yani. Konuşulan konulardan biri tabii Line Victory ile Burgaz'ın akrabalık durumu. Neler söylersin sevgili Gökhan? Şimdi Sadık'cığım, tabii ki bu koşu kağıt, yani yarış öncesi bakıldığında bu yılın en iyi koşan iki tane tayı ya da en azından grup koşularda başarılı olmuş iki tay. Biri Line Victory, diğeri Brightfire'dı. Şimdi Brightfire beklenen altında koşunca Line Victory tek başına kaldı. Diğer atlar Urfa Aslanı, Dagmar, Salido Hermandos, bunlar koşu içerisinde kendine şans arayan, rakiplerin eksik koşması halinde devreye girecek bir taylardı. Nitekim Brightfire da eksik koşunca hemen Urfa Aslanı ikinci oldu, Dagmar üçüncü oldu. Ama kazanan taya bir şey yapamadılar. Çünkü kazanan tay zaten bir yarış ikinciliği var. Onda da Brightfire'a yanılmıyorsam geçilmişti. Yok, Nirvana'ya geçilmişti. Evet. Nirvana'ya geçilmişti. Ardından Karayel koşusunu, grup 1 koşu. Yine bu stilde rakiplerine yana yaklaştırmadan kazanmasını bildi. Start verildikten sonra Line Victory iyi çıkıp öne gitti. Tabii diğer Dagmar ona biraz yürüttürüp rakibi yani rahatsız etmek istedi. Onu biraz baskı kurmak istedi ama Dagmar bunu yapamadı. Çünkü Dagmar bu kadar ayağına çabuk bir at değil. Yani bunu başarabilecek bir at değil en azından. 1200 metrelik bir koşuydu ama Ekürebo en azından bunu denedi. Üstüne de gitti. İstediklerini de yaptılar ama bu sefer Brightfire beklenenin altında koştu. Son 200'den sonra da Brightfire sanki bugün biraz benim rahat değilim. Çok fazla rahat aksiyonlarını göremedim. Yoksa gücünden bir şüphemiz yok Brightfire'ın. Çok güçlü bir at. Çok olabilir. Doğru. Sonuçta koşu hayatına hızlı başladı. Önümlü yarışlarda start alıyor. 2 yaşlı tay. Çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bugünlük rahat değildi. O yüzden de o da neticeye etki yaptı. Line Victory Flash 2022 yılın Flash dayı. Sonuç itibariyle Trakya koşusu, Karayel koşusunu kazandı. Büyük ihtimalle de Çaldırnak koşusunda da favoriler arasında girecektir. Bakıldığı zaman Burgaz daha böyle biraz daha kompakt, daha böyle siyah bir at. Bu biraz daha böyle Burgaz'a göre daha iri. Evet. Daha birazcık daha rengi açık. Ama aksiyonları benziyor, yeteneği benziyor. Jokeyine yani uyum içerisinde. Şimdi birçoğu at var jokeyine çok uyumlu değil. Özellikle taylar istediğini yapmayabiliyor. Ama Line Victory öyle değil. Line Victory sanki 3 yaşında bir at gibi. 15 yaş uyumuş da küçülmüş çocuklara derler. Aynen öyle hocam. O yüzden de en büyük artısı bu. Atın da yeteneği var. Yani çok kolay bir müzik elde etti. Yarışta çok büyük bir analiz yok. Line Victory ve ilgilerini kutlayalım. Başarısı devam edecektir. Şu fotoya geçtikten sonra şu görüntüye bakıldığında da nedenli keyifli, rahat. Nedenli jokeyim ne derse ben onu yaparım dercesine bir tavır sergiliyor. Maşallah. Ayakları düz bassın. Maşallah diyelim. Gerçekten de öyle görünüyor. Suat Hocam ne dersiniz? Şu ana kadar koşan taylara kadar koşanlar arasındaki en iyi tay. En iyi tay. İyi yetiştirilmiş. Şimdi Halis tecrübesini konuşturdu. Çıktı. Hani çocuklarla pikniğe gidersiniz. Hadi oğlum çık top oynayın dersiniz. Oynarlar ya işte bu hatta öyle çıktı. Gezdi geldi. Diğerleri çok zorlandı. Diğerlerinin çok zorlandığını bu çok kolay yaptı. Farklı bir sınıf. Bu atlardan üstün bir at olduğunu ve jenerasyonun en iyi tayı olduğunu bugüne itibariyle gösterdi. En büyük üstünlüğü de Burgaz'a Burgaz'dan alıntı yaparsak en belirgin özelliği Burgaz gibi sakinliği ve kendine eminliği çok serin kanlı bir at. Benim mesela atlarda en sevdiğim şey budur. Mesela bu tay çok beğendiğim bir at. Başından beri çok beğeniyorum. İşini severek ve isteyerek yapıyor. Hiçbir yerde jokeye sorun çıkartmıyor. Hani bizde genelde sağa sola kaçan oluyor, zorluk çıkarıyor. Her yerde jokeye tabi. Halis de tatlı tatlı itiyor. Önünde bir at olsa daha farklı bir at seyredersiniz. Sonunda daha değişir. İnşallah başarılı yarış kariyerine devam eder. Önümüzdeki yılda kış sezonunda iyi dinlenir. İlkbahara kadar dinlenir. Böyle biraz daha üstüne kilo alır. Tabii ki alacaktır. Genç bir safkan. Daha çocuk bunlar. Üstüne koyarak devam ederse pistlerde görmeyi arzu ettiğimiz sevimli, yetenekli bir genç. Gerçekten öyle. Maşallah diyoruz bu güzel görüntüler eşliğinde. Pazar gününün efendim diğer mücadelesine. Bir de şöyle bir şey var. Yani buyurun. Bazen
Eskiden işte otomobil yarışlarında Schumacher tabii ki hep kazanıyordu ama iyi atı jokeyin altında seyretmek çok keyifli. Evet hocam. Yani Halis burada hiç lüzumsuz bir şey yapmadı. Bıraktı, daha oyna kendi kendine dedi. Verdi, kantarmaya gitti yani. Sonuç yüzden sonra teşvik yapıyor ama keyifli keyifli. O sadece keyifli, biraz da seyirciden doğru bir tepki almasın, ürkmesin, konsantrasyonu bozulmasın anlamında. Şey. Çocuktur nihayet, çünkü her an bir tepki verebilir. Olmadık bir şeyle karşılaşabilir. Çünkü 5 boyun önünde gidiyor tek başına. Tabii tek at, her an bir şeye ani reaksiyon verebilir yani. Ama hiçbir olumsuz, zannediyorum ki Halis çok beğenmiştir bu atı yani. Kutluyoruz. Bu birliktelikte devam edecek gibi duruyor yani. Ne olarak hocam? Bu birliktelik devam edecek gibi duruyor. Peki, bir kez daha kutlayalım, devam edelim efendim. Sıradaki koşumuza geçelim. 6. koşu Horse Racing Ireland koşusu, kısa vade 9 mücadele. 3 yaşlı İngiliz taylarını 1600 çimde bir araya getirdi. Pazar gününün yine önemli mücadeleleri arasındaydı. Time to Shine kazanan isim oldu Akın Sözen idaresinde. Yarım boyluk farkla Bright Hope'u geride bıraktı. 3 yaşlı İngiliz taylarının birlikte mücadele ettikleri koşunun da ilk iki şans verilen ismiydi. Ama ikinci sıradaydı Time to Shine. Favori Bright Hope'u geçti Gökhan. Neler söylemek istersin? Neler söylemek istersin? Şimdi Time to Shine çok gösterişli, çok iyi başladı. Sonrasındaki koşularda ben ekranlardan dile getirdim. Yani bu at önde gidecek. Koşuyu güce bindirecek. Yani ben çıkıyorum, bir tempoyu kuruyorum. Gücü olan varsa yakalayabiliyorsunuz, gelin yakalayın dercesine koşu yapması lazım. Mesela şimdi burada bir koşu startla birlikte 24-35 geçiyor. Kahraman Trader'ın arkasında üstüne çıkacak Kahraman Trader'ın. Evet. Eğer bugün Kahraman Trader start almamış olsaydı Time to Shine'ın hiçbir rakibi bugün için 3 boy yaklaşamazdı. Evet. Çünkü çıktı, benim dediğim stile devam edecek ama diğer at çok hızlı gidiyor. Bak, o hıza rağmen 46-90 59 geçildi. Arkasında üstüne çıkacak. Kahraman Trader olmasa bu derece, yine bu derece gitse de ama onun dışından gelen bir at onu hırslandırıyor, dolduruyor. O daha çok atı etkiliyor. Hı hı. Eğer kendi bu derecelerde gitmiş olsa yine yakalanmazdı. Yakalanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi önünde bir atın olup tempoyu kendini belirleyememesi. Tabii ikinci olan at da Bright Hope. Bu atla Mayler koşularda inanılmaz bir başarısı söz konusu. Yani sonlara doğru Time to Shine'i yakaladı. Ama dediğim gibi önde tempoyu kendi belirlemeyip hızlı gitmesi, atın arkasına sertlik yapması düzlükte yakalanmasına sebebiyet verdi. Ama Bright Hope için de sonuçta son koşusunu 61 kiloyla 1.35 içerisinde kazanıyor. Kısa vadede 9 koşu Ankara'da 1.30 içerisinde birinciliği var. Yani son Gazi koşusu haricindeki bütün 1600 metrelik yarışlarda ne yapmış? 2 birinci, 2 ikinci olmuş. Bir arada Gazi koşusu var. Dolayısıyla da bu at tamamıyla bir minor atı. Ve bu iki at çok başarılı bir yarış sergiledi. Tabi burada hani Bright Hope'un biraz daha önlerde yakın takip edebilir mi diye düşünce var. Ama biraz da önlerde gitse belki o sprinti yapmayacak. Bir at önde gidiyor. Koşu içerisindeki en ciddi rakip de onun peşinde gidiyor. Gidiyor. Evet tamam dedi ama Time to Shine çok güçlü bir at olduğu için bırakmıyor. Ben Time to Shine'ın önümüzdeki yıla sağlıklı kaldığı noktada, eğer ki öne çıktığında atlara kızıp sertlik yapıp ondan etkilenmeyi bırakabilirse, ki bence böyle bir yeteneği var bu atın. Ekürü de zaten çok koruyor, yap kollayarak usta bir ekürü. Çok da elleri üstünde, yani genç arkadaşlarımızla ilgileniyor. Şu an şimdi aklıma gelmedi ama selam olsun. Kitapçı ekürüsü de birçok şampiyon koşmuş, şampiyon sahaya getirmiş bir ekürü. Time to Shine'a bunu kazandırırlar. Kağıt üstünde Yağmur Gürsüt ya, ilgilenen antrenörü. Doğru ama ekürüde çalışan arkadaşım ismi aklıma gelmedi. Bakın hocanın aklına gelir. Affetsin beni. Ekürüde ciddi bir çalışma var, hummalı. Tabii ki Merve Hanım da sürekli atların yanında ilgileniyor. Yani bu at çok yetenekli, çok başarılı bir at. Önde tempo kurup gittiği zaman çok daha yarışlar yapacak. Ama böylesi bir at çıktığında, onu rahatsız ettiğinde arkasına kalıp onu, o sinirlenmeyip kızayım, tamam o at önde gidiyor, ben de arkada kalırım, bunu kabul ettiği andan itibaren düzülürken kaçtığında birçoğu ata zor gelir. Zaten evet, biliyorsun iki yarış öncesinde Karataş binmişti, buna benzer yorum yapmıştı. Ama bu hatta her ne kadar kaçıncı koşusu bakalım. 6. 6. İlk 3 koşusuna çıktı, önde liderle aldı, bitirdi. Diğer 3 koşuda mücadeleyi öğreniyor, rakiplerle gitmeyi öğreniyor, kantarmayı, ağız istinatını, tabii, atın tabii dışında arkasını öğreniyor. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Yani önümüzdeki çok daha yarışlar yapacaktır. Diyelim, hemen hocama dönelim. Hocam, nasıl buldunuz performansları? Ekrandan bizi alıp bir
gösterir misin? Bir şey yok, bir şey yok. Gökhan'a bir şey göstereceğim. Şimdi start verildi burada. Akın haliyle direndiminden numarayı aldı. Bakın biraz geri alır mıyız? Oynatır. Akın burada dışına bakacak. Bak şimdi Akın iki kulvarda gidiyor. Bir kulvarda gidiyor artık. Direğe yakın gidiyor. Baktı dışından at geliyor. Bak şimdi Akın ne kadar zeki, artık ustalaşmış. Ne yapacak şimdi bak? Beş kulvara Karavan Trader'ın arkasına çıkacak. Time to Shine'e bu hareket kazandırdı yarışı. Akın herhalde görmedim ama Allah razı olsun iki bu çocuk geldi ölüme demiştir. İşimi kolaylaştırdı. Yoksa şu an başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Bak Kahraman Trader içeri geldikçe o da onun arkasına gitti. Biraz da at hırslandı. At çok hırs yapıyor. Önündeki rakibe hırs yapıyor ama Akın atı yumuşatabilme adına öndeki rakibi işini çok kolaylaştırdı Akın. Olmasaydı tempo daha da hızlanacaktı. Sonunda daha farklı şeyler söyleyebilirdik. Biraz daha geriye alalım. Tamam. Biraz ileri alalım. 800 lirayı geçtik. Şimdi burada şöyle bir şey. Kahraman Trade'i kenara alırsak Time to Shine'la Time to Shine'ı geçmeye aday atlar arasında en yakını Subutay. Herhalde bir yaklaşık 8-10 boyu var. Bright Hope'la en az 10-12. Age of Fire'la belki 15 boyu var. Evet hocam. Yani bu şartlarda bu atı geçemezsin. Time to Shine böyle ara verip de bu avansı verip de geçebileceğim bir at değil. Ya geçmeye niyetiniz yok ya geçmeye... Nasıl geçeceğinizi bilmiyorsunuz diyebiliriz yani, değil mi olmaz hocam? Olmaz şimdi böyle bir şey yani. Ya herkes diyor ki ben kimseye bulaşmayayım. Herkes yarış kendi seyrinde, yarış kendi seyrinde devam etsin. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Yapacak bir şey yok diyor. Ama burada buraya kadar hiç yorulmadan gelen böyle orta mesafenin şu ana kadar koşanlar arasındaki en iyilerinden bir atı böyle geçemezsiniz. Yani şurada bak, buralarda temposu her ne kadar düşse dahi nereden baksanız yine bir 4 boy falan fark var. Sonlarda fark çok kapandı. Yani kapanmayan bir ara değildi. Ciddi ara kapandı. Bright Hope müthiş bir ara kapattı ama diğer atlar hiçbir varlık gösteremediler yarışta. Yani ne Hartmet ne Age of Fire o arkada gitmelerinin, yarışın bu kadar hızlı gitmelerine mukabil arkadan gelip yarışa bir ağırlıklarını koyamadılar. Çünkü en geride giden atların şansı fazladır böyle hızlı yarışlarda. Bright Hope bu mesafenin atı. Bundan sonra zannediyorum ki tekrar bir randevu olur. Çok farklı yarışlar seyrederiz. Ama ancak farkı yarım boya kadar indirebildi. Yani Time to Shine gibi klas bir tayı geçmek için bu ara çok fazla. Yani hiç değilse Subutay'ın gittiği yerde falan gitmek gerekir. Yani o arkanın önünde gitmek lazım ki hamle yaptığınız zaman daha önünüz açık olsun. Önünüzdeki bir olumsuzlukla karşılaşmayın. Güzel taylar, bunların hepsi kullanarak koşuluyor. Artık önlerinde 4 yaş var. Önlerindeki abileri yaşlanıyor. Önümüzdeki yıl çok daha güzel yarışlarda herhalde bu tayların birkaç tanesini seyrederiz kanaatindeyim. Diyor Suat hocamız, kutluyoruz ve başarıları daim olsun diyoruz efendim. Biz de devam edeceğiz. Aynı gün pazar günü festivalin ikinci gününde bu kez Boğaziçi koşusuna geçiyoruz. Grup 2 Boğaziçi koşusunda 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 2400 çimde bir araya geldiler. Ekuri koşuya katılan Megaloman ve Maximus Boy ekürileriydi. Maximus Boy Ahmet Çelik idaresinde kazanma başarısı gösterdi. Koşu öncesi tabii ki Burgaz'ın, tabii ki Long Runner'ın ve yine Maximus Boy'un şanslı görüldüğü bir koşuydu ama Maximus Boy zannediyorum beklentilerin de üzerine çıkarak son derece başarılı bir performansla kazandı. Gökhan sen neler söylersin? Yani bir yayında biraz geri alalım. Bir kere Maximus Boy çok ciddi bir kaza atlattı yani bu at. Değil mi başta? Başta değil. Bak buralar fotoğrafı geçiyor. Bak şimdi burada. Bak ağır ağır oynatalım lütfen Hande. Bak yani bu hiç kolaydı. Bak gördün mü? Evet. Herkes arka yandan düşünüyor. Doğru ama öne yandan bir hamle yapıp arkaya gibi gözüküyor. Bak şimdi dikkat edin. Şu yazıları kaldırabiliyor muyuz? Bak gördün mü? Of. Yani böylesi bir olayın ardından toparlayıp böyle bir yarış yapmak hakikaten kolay değil. Bak, bak. Ciddi bir kaza atlattı. Çok. Yani... Bütün grup giderdi. Tabii. Yani kendisi sağda, Allah korusun sağda kalabilirdi, jokey düşebilirdi. Yani inanılmaz bir
refleksle at kendini toparladı. Bakıldığında hani arka patella tarafında bir takılma var gibi düşünüyor ama bir geri alalım, bir geri alalım. Yani sanki öne yandan atıyor, sonra arkasını alamıyor gibi. Biraz daha geri alalım, alalım. Alalım lütfen. Şimdi oynatalım. Bak şimdi geliyor. Bak gördün mü? Önce önleri yapıp ondan sonra arkaya. Yani at yukarıya doğru kaldırıyor kendini. Evet. Yani orada sanki böyle bir şey basmış da ondan etkileniyormuş gibi, bir durum. Bak gördün mü? Önlerini yukarı kazıklayıp bu sefer de dengesi bozulunca arkaları. Yani böylesi bir olayın ardından bu at bu yarışı yaptı. Müthiş, inanılmaz yani. Ahmet Çelik de gerçekten son derece iyi idare etti değil mi bu durumu? Şöyle şimdi... Ahmet Çelik de Gökhan da. Evet Gökhan. Tabii. Hemen fark etti. Öyle long runner gibi böyle iriz üsteli bir atı zapt etmek ve kurtarmak Allah'tan kolay değil. Allah'tan iki boy fark vardı. Bir, ikincisi Ahmet zaten kontrolü gitmek istiyordu. Ağız istedi doluydu. Doğru. Eğer kantarma boş olsaydı, yürütülmüş durumda olsaydı at da kurtaramazdı. Doğru. Bakın dolu kantarma giden atı hakimiyetle boş kantarma teşvik yapan atı hakimiyetin asla bir olmaz. Tabii. Buradaki en büyük şansı koşuya yavaş başlattı. Böylesi bir 40.5 geçiyor. 41 geçiyor neredeyse yani. Boğaziçi'nden bahsediyoruz Sadık. Doğru. Boğaziçi'nde 41 geçildiği zaman Maximus boy gibi bir at 3-4 önde gittiğinde bu atı yakalamak hiç kolay değil. Yani muhtemelen buradan şunu anlıyorum ben. Burgaz'ın ekürü yani Burgaz da çok atlı bir ekürü, başarılı bir ekürü. Maximus boyu rakip olarak görmemişler. Long runner'da Maximus boyu rakip olarak görmemiş. Öyle mi? Eğer görselerdi burada önde gidecek hiç at yok. Herhalde Maximus boyun yanına bir at verirlerdi. Verirler. Evet, onu rahatsız ederlerdi yani. Şimdi bir önceki Time to Shine Kahraman Trader örneğinde gördüğümüz gibi. Ya şimdi biz mesela hoca biraz önce herkesi saydı. Şimdi bu koşu öncesinde herkes demedi mi ya Burgaz ve Long Runner bu atlardan farklı ama Maximus boy önde 3-4 boy gittiğinde boş kaldığında çok farklı yarış yapıyor yakalanmayabilir diye. Doğru. Ya bunu herkes öngörüyor da bu ekür herhalde bu ekürler öngörmüyor değil. Rakip olarak görmediler diye düşünüyorum ben. Öyle değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Öyle yani benim düşüncem öyle. Böyle olunca da Maximus boyun yaptığı yarışlara bakıldığında 641 geçilip 4 boy önde giderse yakalamak çok kolay değil yani. Sonuçta Longlar 2 gitti. Burgaz arkasında 3 gitti. Jokeyler bunun farkında. Jokeyler bu at önde boş kalırsa yakalayamayacaklarının farkındalar. Belki de Long Runner koşu hayatı boyunca 2 gitmemiştir. Evet. Gitti. Burgaz'da 3 gitti peşinde. Rakipleri önünde. Jokeyler farkında ama ekürler herhalde bu atı dikkate almadılar. Koşuyu Maximus boy kazandı. Bu at müthiş bir at. Yani inanılmaz böyle bir gücü var. Tempoyu kurduktan sonra o tempoyu devam ettirmek kolay değil. İnanılmaz bir nefesi var bu atın. Çok başarılı koşuyor. Sonra bu atın koşu hayatına başladığında ilk 20 yarışına bakıldığında hiç böyle bir şey göremiyoruz. Yani Maiden'den 5. yarışına çıkıyor. Bu olabilir. Sadece bir Sakarya koşusunda şansını deniyor ve onun haricinde şartlı koşular, 3 şartlı koşular ve sonrasında gelip Boğaziçi koşusu kazanması hiç kolay değil. Bence hikayesi olacak. At ışığı veriyor Gökhan. Işığı veriyor da neyse senin pardon lafını kesin. Yok önemli değil hocam. Zafer Ateşi 4. oldu. Şimdi karşıları alalım lütfen. Karşıları alalım. Evet. Alalım. Burada durduralım. Şimdi Zafer Ateşi nerede? En akadaketin bir önünde. Rakipler nerede? Mıstır Görkem nerede? Mıstır Görkem de öyle. Şimdi 6.5 yarış. Mıstır Görkem kaç geçiyor sence Gökhan? Şimdi Zafer Ateşi yakalayamazken... Kaç? 9-9.5. En az 11-12 de. Araları kaç boy orada? Tabii hayır. 41 geçiriyor. 54.5 geçiriyor bu yarış. Bak 41-54.5. 3 yaşta Arap tayları sentetikte. Biraz sonra 45. Yelta'yı anlatacağız. 3.5 geçti Yelta'yı. Yani, ve bitirdi. Ve tek kaldığı için yakalanmadı yani. Evet. Şimdi bu atlar grup 1 statüsünde bir at. Zafer Ateşi zor yakalayıp 4. oluyor. Mıstır Görkem hiç gelemez. Yani sen şimdi... Atların o gün için performansına farklılık gösterebilir en fikrim. Ama hiç düşünebiliyor musunuz yani? Burgaz ve Long Runner'ın 5 boy gerisinde Zafer Ateşi, 8 boy gerisinde Mr. Görkem yakalayıp geçebilirler mi? Ancak o iki atın o gün için yarışta çok kötü koşmaları gerekir. Evet. O yüzden de en ciddi rakipleri öndeki bir atın böyle bir ara olduğunu yakalamayacağını düşünüp 2-3 gitmeyi düşünüyor. Ama diğer rakipler ya nasıl olsa gidiyorlar biz 5 boy 8 boy daha bekleyelim. O yüzden de 4. 5. de razı oluyorlar yani. Top alacak olursak ben Maximus boyu iyilerini kutluyorum. Türkoğlu ekürüsünü yeni
ilgisi Tezcan Taşer'i, ses arkadaşımı, daha önceki ekibi de kutlamak lazım. Bu hafta bir seviye getirip bu seviyeye de devam ediyor. Çok da başarılı koştu. Bu hafta inandılar ve inancının karşısında aldılar. Yani Türkoğlu ekürüsü. Ahmet Çelik bu hatı çok iyi tanıyor. Bu ve benzi yarışlarda sıfır hata biniyor zaten. Yani tabii. Sen Ahmet'e böyle bir fırsatı verdiğin an geçmiş olsun. Tabii. Burgaz bence yine çok iyi bir yarış yaptı. Yapabileceği bir şey yoktur. Rakip çünkü 41 geçen yarışta 5 önde gidiyor. Arkalarına peşlerine takıldı ama Burgaz da 2 gidip Maximus Boy'u kovalayamaz ki yani. Atın öyle bir stili de yok yani. Doğru. Zafer Atış'ın Mısır Görkem'de bence çok iyi koşu. Biraz da hoca anlatacak. Ama yani böylesi grup 1 Gazi kazanmış, 11 grup koşu kazanmış. Long runner'ın 5 boy, 8 boy arkasından gelip de kazanacağını düşünüyorsa bu jockey arkadaşlarımız yanılıyorlar. Evet, çok net ifadelerle. Bizi ekrandan alıp böyle birkaç kare geriye gelebilir miyiz? Şimdi gelsin, biraz daha gelsin. Hayır, fotoya doğru gelsin. Biraz daha gel. Biraz bir aksiyon daha gel, at fotoyu bulsun. Tamam, dursun burada. Şimdi bu atlar aynı starttan çıktı. Yaklaşık 4 boyun içinde bitirdiler değil mi? Evet hocam. Şimdi bu ara burada kapanıyorsa birbirine bu at, bu yarış 4 at koşsa böyle koşmazdı. Şimdi önde bir Maximus Boy gidiyor. Herhalde Ekürüs'ü Megaloman'a fedai olarak koşmadı bu at. Koşmayacağı da belliydi. Doğru. O gün işte festival özel programında Süleyman abi üstüne basarak 2 defa söyledi. 1400-1600'den sonra dedi Maximus Boy gibi böyle önüne giden bir atı bırakırsan dedi bitirir. Süleyman abi ne dediyse harfiyen çıktı. Bırakırsan dedi bitmiş ola dedi yani. Yani bu atın böyle bir yarış yapacağı belli değil miydi? Hele bir de 6.5 geçersen. Yani Yeltay'ın 3.5 geçtiği yerde bu 3 saniye daha yavaş geçerse bu atı herhangi bir atı. Hocam 6.5'a kadar ilk 854.5. Bak size şöyle bir şey söyleyeyim. Yarışta da siz gene bu programda hocam altını bas çize çize söylediniz aynı cümleleri. Yani başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Maximus Boy'u değil. Şimdi deminden beri bir şey söylüyoruz. Bariyerler içeride derece. Bu yarış çok kötü bir derece. Ben her zaman söylüyorum. Bu at hakikaten bir 2400 metre atı değil. Bu yarış 2400 metre koşuldu dakika bu at tabelaya girmez. Yani Gökhan güzel bir şeyler söyledi. Ben devamlı söyledim. Tatbiki olarak da birkaç yarıştır da kendi atlarımda uyguluyorum. Burada şimdi long runner'ın 2 ekürüsü. Burgaz'ın 2 ekürüsü kostaydı. Yani Megaloman mı bekleyeceklerdi arkada? Değil tabii. Ya bu yarış böyle mi olurdu yani? Ha, bazı atlar var. Hiç koşmaması daha işin. Arkada kaldı. Bir tane şey gelmiş. Bulgar atı. Orada geleceği belliydi. Neurosurgeon bugüne kadar ilk kez böyle bir bu tip bir grupta ciddi bir sınava çıktı. Ama Mr. Görkem orada giderse orada geleceği belliydi. Yarışın en iyi koşan atı bence Mr. Görkem. Buna rağmen değil mi hocam? Tabii ki yani. Bak şimdi biraz sonra bak burada bir durduralım. Burada bir durduralım. 40.76 geçilen yarışta Maximus Boy ile Mr. Görkem arasında kaç boy var? Bence 10 boy var herhalde. 10 boydan biraz fazla. Sonra 20'ye çıkacak. Devam etsin yarış. Peki hocam, yurt dışına gidelim. Gidiyoruz. Peki. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. 6 numaralı Right of Refusal ve 7 numaralı Happy Gal box'taki yerlerini aldılar. 3 numaralı Move It Baby Ricardo Santana Jr. ile. Şimdi de 4 numaralı Showgirl Linby Florent Giroux'la box'taki yerini almak üzere. 9 numaralı Buttons ve Buttons'da İrat Ortiz Junior'la box'ta. 10 numaralı Up to Something Gerardo Corrales de kulvarındaki yerini aldı. 2 yaşlı diş İngiliz tayları şu anda box'ın içinde hazır durumda. Start verildi. Kentucky Downs'ta 5. koşu başladı. Orta kulvardan 7 numaralı Happy Gal geldi ama onu 4 numaralı Showgirl Limbi yakaladı. Onu da 3 numaralı Movit Baby. Şimdi liderlik 3 numaralı Movit Baby'ye geçti. Bir boy fark yaptı 4 numaralı Showgirl Limbi'nin önünde. Son 800 metreye lider olarak geliyor. 1 numaralı Promise of Hope 3.'lüğe girdi hemen dışında. 9 numaralı Buttons onun bir boy gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Happy Gal dışında 10 numaralı Up to Something. Daha sonra iç kulvarda 6 numaralı Right of Refusal. Son 600 metreye giriliyor artık koşuda. 1
boy önde 3 numaralı Move It Baby. Bir boy gerisinde dış kulvarda 4 numaralı Show Girl Linby var. Onun bir boy gerisinde dış kulvarda 9 numaralı Buttons. Onun dışında 10 numaralı Up To Something. İçeride 1 numaralı Promise Of Hope. Hemen yanında 7 numaralı Epigale. 2,5 boy gerilerinde 6 numaralı Right Of Refusal sırasıyla Tyler son düzlüğe çıkıyor bu sırayla. İç kulvarda bir boy farklı liderliğini koruyor şimdi. 4 numaralı Show Girl Linby düzlüğe önde çıkmaya çalışıyor. Ve en dış kulvardan da 9 numaralı Buttons'ın gayretleri var. 4 numaralı Show Girl Linby liderliğini koruyor. En dış kulvardan da 10 numaralı Up To Something atak yapıyor. Son 200 metreye doğru gelinirken 4 numaralı Show Girl Linby liderliğini koruyor. Fark 1 boy. 9 numaralı Buttons atak yapıyor. 10 numaralı Something gelirlerden 7 numaralı Happy Gal'ın da sprinti var. Dışarıdan 7 numaralı Happy Gal, içeriden 1 numaralı Promise Of Hope geliyorlar ama potayı bulan at 4 numaralı. Evet değerli izleyenler, Show Girl Linby oluyor. 4 numaralı Show Girl Linby koşudan galibiyetle ayrıldı. 7 numaralı Epigale'ın önünde. Florent Giroux ile start alan 4 numaralı Show Girl Linby 3'te 3 yaptı ve birincilikler serisine devam etti. Değerli yarışseverler, Kentucky Downs'da bir mücadeleyi daha geride bıraktık efendim. Tüm hızıyla koşu heyecanları da ekranlara gelmeye devam edecek. Biz de formatta saatler 23.15'i gösterirken Boğaziçi koşusunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam tam yurt dışına gitmeden önce siz... Yarış oynuyordu, tekrar devam etsin orada. Buyurunuz. Yani yarıştan sonra duyduklarınız Maximus Boy sezonu kapattı gibi bir duyumlar aldık. Bilmiyorum, bunlar yansıdı. Herhalde o ilk virajda yaşadığı talihsizlik atın sezonun kapatmasına sebep oldu herhalde. Evet. Mesela buralarda gidişat güzeldi şimdi. Burada gitmesi gereken at Longrunner değil mesela. Bence Burgas. Burgas çünkü hep genelde iki giden bir at. Giden bir isim. Doğru. Mesela Scatlio önerken geldi. Doğru hamleydi. Hı hı. Diğer atların çok varlığı olmadı zaten bundan sonra. Allah'tan o Bulgar atı kaçmadı yani. Bulgar atı kaçsa bir rezilliğe imza atabilirdi. O bir şansı doğardı o atın. Bu atı inceledim. Hatta sezon başı buradaki ilk çim yarışında beraber koşmuş bu atla. Benim Tarma Tabibi isimli atımla koştu. Evet hocam. Baktım işte Gökhan'ın az önce baktığı gibi. Ben de öyle üstün körü baktım biraz. 20 yarış koşmuş. Önemli bir at değil dedim. Üstünde genç bir apranti var. Zaten aynı iki jekoymuş. C Altun, D Yıldız. Deniz Yıldız zannediyorum eski sahiplerinde akrabalıkları var. Şimdi çok sayıda binmiş o ata. Hı hı. Ata baktığınız zaman bir şey görüyorsunuz. At o kadar güzel bir ışık pırıltı gösteriyor ki. Çok bir bakar mısın Sadık'cığım? Hemen hocam. Mesela yaz başında ilkbaharda İzmir'de meşhur yarış. O Lütfü Karasmanoğlu. Evet, müthiş koşmuş at. Ama arkasından haftaya gitmiş Antalya'da koşmuş. Yani bu yarışı koşmak için 5-600 kilometre Antalya'dan gelmiş. Antalya'da tekrar geri Antalya'ya gitmiş. Evet. Yani at sanki cezalandırılmış yani orada. Ya o yarış öyle iyi bir yarış ki. Açar mısın Sadık'cığım bu yarışı? Kazanana bakayım. Zorro. Nasıl kazanıyor? Kolay. Ve inanır mısın? 3-4 at koştu Zorro'yu sıkıştıracak o yarışta at. O kadar ki etkili geliyor. Virajı evet. Dışarılardan dönüyor. Yer bulamıyor. Sonunda öyle diri geliyor ki at. Yani at diyor ki ben çim mesafe tutacağım. Bana bir şans verin. Bunlar da diyor ki olmaz diyor, sen Antalya'ya cezalısın, bir daha gideceksin diyor. Antalya oradan kalkıyor, bir daha gidiyor. Orada bir yarışta ikinci oluyor. Gerçi oradan sonra hep uzun koşuyorlar hocam. Evet. En azından o mesaja yani alınmış o koşu. Ve geldi burada işte bizim o Tarma Tebebi'yle bayağı farklı ve güzel dereceyle de kazandı. İyi bir yarıştı o yarış. 4 şart yarış. 4 şart ama iyi yarıştı ya. Bu kendi yarışını koştu, arka taraf sürklas etti bu at yani. Ve o yarışta da kaçmadı bu at. Çocuk bütün yol atla kavga etti. Herhalde ısrarla bekle denmiş. Bekledi, yalnız bekledi. Ben Bursa koşusundan sonra buraya geldi zannettim. Arada bak tabii Mümersen'in atlamışım. 3'te 3 yapmış bu koşuda. Evet. Şimdi, ağacından sonra 3'te 3 yapan tek at. Eski doğru. Sahiplerinde de birkaç antrenör kardeşimiz ilgilenmiş. Yani enteresan tarafı son 5 yarışı bu yeni ilgilerinde 5 yarış 3 antrenör hepsi başarılı olmuş. O da enteresan bir durum yani. Ya o da atın özelliği yani. Biraz at, önce... at yani az önce Sadık bir şey dedi ya, Snowbird ekip evet, değişmiş evet. Olumsuz etkiler mi? Bunda her defasında at daha iyi koşmuş. Yani geçmedi, kat bırakmadı at. Yarışçılık böyledir ama bu tip yarışlarda atların stili ve gidişatları bellidir. Yani long runner gidebilen bir at değil. Burgas
çok böyle rakibin üstüne gidip birebir yarış koşacak bir at değil. Aynı şeyleri Zafer Ateş için de söyleyebiliriz. Elinde imkanı olan ekürleri, ki bazılarının çok sayıda atları var. Bu at böyle tek başına bu mesafede kalsaydı yarış böyle olmayabilirdi. Bundan hocam sonra... bir de tek başına 54.5 geçiyor yani. Tabii. 54 hani tek başına gitti. Hadi bak de Gökhan'cığım, 38 geçti, 37 geçti dersin. Bak buralarda bir mübalağa yok. Hadi diyelim ki yarış yeni başladı. Viraj dönüldü, dizildiler. Tamam. Bak burada hiçbir abartı yok. Bu çok bir kötü resim değil. Ama buradan sonra Ahmet hocam, ufak bak bırakıyor. Bırakıyor da bırakıyor Ahmet atı. Bak şimdi bak. Burada biraz geri alabiliriz. Lütfen biraz geri alalım. Bak biraz durduralım. Oynatalım lütfen. 640-76 geçti. Bak 3 boy 4 boy bak. Bu 5 boy farkı 14 geçerek yapacak şimdi. Bak, 14 burada, 214. Bak bir şey dikkatini çekiyor mu? Burada tek gitmek isteyen ekürüsü İşman Çizik'le Megaloman. Diğer hepsi suyu atları. Gitmiyor, o biraz şeylik yapıyor. Biraz problemli bir at. 14 geçti 5 boy oldu. Evet. Biraz sonra 6.5'tan sonra fark daha da artacak. Daha yakalayamazsın artık yani. Bitti orada yarısı zaten yani. Orada geçmiş olsun. Kasa kapandı orada. Peki. Bir atı geçemezsiniz. Yani. Haklısınız hocam. Biliyorsunuz şeyimiz, akışımız son derece yoğun hocam. Geçelim isterseniz 8. koşu, yani pazar günü Arap atları için düzenlenen önemli grup yarış Malazgirt koşusuna değerli yarışseverler. 1600 metre mesafede çim pistte yapılan Malazgirt koşusunu Yeltay kazandı. Saadettin Boyraz idaresinde 1.44.65'lik derece gerçekleştirdi. Kayasel ve Demir Perde Altaha temsilcisi iki ismin önünde kazandı sevgili Gökhan. Az sonra Malazgirt koşusu ekranlarımıza da evet gelmeye başladı. Neler söylemek istersin bu koşu için? Şimdi Yelta çok özel at. Bu atlar çok iyi atlar. Yani 6 milyon kazanç sağlamış. Grup 1 galibi bir at. Sonuçta bu at İzmir'de bir ikinci oluyor 3. ayda. Sonra 5. ayda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni koşuyor. Yani 2 ay ara verip de öyle bir yarışta başarılı olmak kolay değil. Ardından at kendini tekrardan toparlama evresindeyken 8. ayın 12'sinde Bursa Valisi'nde 3.lüğü var. Ve bu koşu hazırlanıyor. Yani Yeltay tarzındaki atlar iyi olduğunda tek beklentisi var. Önde tempoyu kendi belirlemesi. Tempoyu kendi belirlediğinde ne kadar süratle gittiği de çok önemli. Çünkü onun üstesinden gelebiliyor bu at. Yine aynı şeye geliyoruz. Sen sorduğun için ben tekrar dile getiriyorum. Bu atlar işte hızlı giden temponun üstesinden geliyor. Bazı aksiklerin üstesinden geliyor. O yüzden iyi atlar. O yüzden grup bir atları. O yüzden şampiyon atlar. O yüzden yani unutulmazlar arasına giriyorlar. Bakıldığı zaman 50-85 3 geçecek. Diğer tarafta Maximus bu koşu tamam. 1600 metre ile 2400 metre ama biri grup bir at, İngiliz atı. 54.5 geçiliyor. Burada 3.5 geçilmesi Yeltay'ın aleyhine değil. Neden? Çünkü Yeltay o tempoyu kolay yapabiliyor ve ardından direndiği için kazanıyor. Ve burada bakıyorsun Kayasel ikinci, 1.5 boy yaklaşmış. Demir Perde birazcık daha erken gelse daha mücadele olabilirdi. Şimdi Demir Perde bir şey diyebilirsin? Asla diyemezsin. O da grup 3 tane 4 tane grup kazanmış. Üst düzey yarışlar yapıyor. Bugün için o düzlükte bildiğimiz Demir Perde gayretini gösteremedi. Bu da at, bu da can taşıyor. Kolay değil yani. Hep grup 1 yarışlar kısa, uzun, sentetik. İllaki beklentinin altında kalabilecek yarışlar vardı. Yine diplerinde bitirdi ama bir önceki kostümdeki o çok etkili gelemedi. Normal. Bir 3 hafta müsaade edildiği zaman ki zaten her yarışa giremezler. Tekrardan devreye girecektir. Kayasal kuvvetli bir at, yetenekli bir at. Ama o da biraz koşu içerisinde lehine gittiği zaman daha başarılı koşuyor. Yeltay'ı, ilgilerini, saatini, parası kutlayalım. Yani daha bu atı daha nasıl başarılı koşulur ki? Birçok koşuda bilecikler elde etmiş, pist rekoru elindeydi. Cumhuriyet koşusu galibi bir at, 6 milyon kazançlı. Yine iyi oldu. Yine önde giden bir rakip olmadığında foto yönünde geçti. Kutlayalım. Gerçekten öyle. 2 yıl önce de yine Malazgirt koşusunu kazanmayı başarmıştı Yeltay ve o zaman da 1.44.65 ile kazanmıştı. Aradan 2 yıl geçti. Sadece 2 salise derecesinde fark oluştu. Burada da 1.44.65 yazıyor. Evet, 44-63 ile kazanmıştı. 2 yılda 44-65 oldu. 2 yılda 2 salise geri gitmiş hocam. Değişen tek şey o. Öncelikle atın ilgililerini kutlamak istiyorum. Bu yaşta bir atı 9 yaşına yaklaşan bir yaşında. Yani 8 artık yazıyor ama 9'a bayağı yaklaştı. Böyle Saadettin bugün için daha yüksek tempoda gitmeyi yeğledi ki böyle bitirebileceğine inandı. Arayı farklı tuttu. Yüksek tempoda tuttu yarışı. Yalnız hayatımda böyle yarış seyretmedim. Yani beni en çok
seyrettiklerim yarışlar arasında en çok keyif aldığım yarış snowboard yarışıydı. En şaşırtan yarış bu yarıştı. Şimdi burada durdurduğunuz zaman yarış seyretmeseniz Kaya Sel herhalde kalacak 4-5 olur dersiniz. Böyle başladı, böyle bitti yarış. Bu tempolarda böyle başlayıp böyle bitmesi yarışı çok nadir görünen bir durumdur yani. Arkadakiler durdu, öndekiler duracağı arkadakiler durdu. Evet. Tekrar yelteğe gölecek alırsak kaçın atlar 1600'ü daha rahat koşarlar. 1200-1400 böyle hızlı biter dersiniz ama o yarış kolay bitmez. 1600 biraz daha tempoya gelir bir yerden sonra bitirir. Öndeki iki at çok iyi koştu. Demir Perde her ne kadar kötü koşmuyorsa da finali yapamıyor son zamanlarda. Ama bu yarıştaki en kariyerli, en kaliteli safkan. Öncelikle Yelta'yı ve tüm ekibini, diğer katılan arkadaşlara da hepsine tebrik ediyorum. Hepsi güzel koştu. Kutluyoruz ve son koşu efendim. Festivalin son mücadelesine bakacağız. Topkapı koşusu, grup 3 koşu, 3 ve yukarı yaşlı İngilizleri 1600 çimde bir araya getirdi. Egregious Rock koşuyu kazandı. Vernazza'nın önünde kazandı ki bir önceki mücadelelerinde de yine 14 Ağustos'ta grup 1 Fatih Sultan Mehmet koşusunda aynı iki isim aynı sıralarla mücadeleyi 1-2 tamamlamışlardı. O zaman fark baştı. Bu kez fark 3 boya kadar çıktı sevgili Gökhan. Şimdi bu koşuya tabii ki en hazır, en formda, en istikrarlı genel at İgrizyüz bıraktı. Yani bu atın bu koşusunun öncesindeki 3 koşu Haliç koşusu, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet. 2 koşusunu ikincilikle bitiriyor ve son koşu grup 1 koşuyu pot önde geçiyor. Evet, o gün için biraz stratejik hamle yaptı Ahmet. Koşuyu önlerde kabul etti yavaş gittiği için. Ama bugün koşuda çok çok süratli gitti diyemeyiz ama 37'ye yakın derece en azından çok yavaştı. 36.5 geçildi. Hı hı. Kendi yarışını yaptı. Yani öndeki tempo ayak uydurmayıp düzlükte sprint yaparak kendi yarışını yaptı. Bana kalırsa grup 1 galibi bir at. Müthiş yarışlar yaptı ama kariyerin en iyi koşusun yani. Çünkü evet. 250 geçerken rakiplerini yakaladı ve geçti. 3 boy fark yaptı. Ben geçmişe bakıldığında bir sabırlı gibi, bir Ribella gibi böyle sonlarda etkili gelip rakiplerini, ciddi rakiplerini yakalayıp böyle hiç yanından transit etmeden geçen atlardı. İgrizyüz Rock'ta bu koşusunda öyle oldu. Yani buralarda Vernazza'nın giden atların hemen yakınına gitmesi, düzlük önünde rakipleriyle mücadele içerisinde olması evet ama İgrizyüz Rock hiç transit etmedi. Doğru. Geldi yakaladı 3 boy ve buralarda hala devam ediyor ve Ahmet haklı sevinci. Dolayısıyla da hem Boğaziçi hem Topkapı koşusu kazandı. Ahmet bu ve benzeri koşulardaki konsantrasyonu hepimiz çok iyi biliyoruz. İnanılmaz zeki bir jokey ve konsantrasyonu çok yüksek. Doğru ata bindiği zaman da potiye önde geçiyor. Maşallahlı bir at. Gerçekten kariyerin en iyi yarışını Topkapı koşusunda çok zorlamadan kazanarak yaptı. Tabii bu koşuda ikinci olan Vernazza hep istikrarlı bir at. Hep mücadeleci. İkinciliği bırakmaması büyük başarı. Pikabu hep bahsediyoruz yani biliyorsun bir 5 şart kazanmıştı. O günden itibaren yükselişte olacağını, grup koşu kazanacağını, bu yarışı yapılacağını öngörmüştük. Evet. Doğru. O gün de iyi bir derece çıkan pistteydi ama 1.34 5 boy fotoya mermi gibi girdi. Ben artık grup atayım demişti. Doğru. Biz de hep paylaşmıştık. Grup Fatih Sultan Mehmet koşusunda ilk iki aynı demiştim. Üçüncü de pika buydu. Evet. Tabii tabii. O da üçüncü. Tabii oldu. Değişmedi. Bu 3 at özellikle son koşularında belki farklar değişebiliyor ama ilk 3'te bitirmeleri de bence çok başarılı. Bir sonraki randevuda hepsi aynı böyle bir forumda bu kadar iyi olursa daha da zorlu olabilir ama bazen ama bir diğerine... birbirlerini geçebilecek evet. gibi değiller değil mi? Yani bugün Egregious'ı çok geçecek bir performans evet. yok da bugün evet. çok ekstra koştu yani. Bugün rakiplerinin hiçbirinin ona yapabileceği bir şey yoktu. Doğru. Müthiş bir performans sergiledi. Yamanlar benim ilgilerini geçmiş olsun diyelim. İşte iyi haberler geldi. Uyutulmadı. En sevindirici olanı da buydu bu koşuda. Çok yetenekli, çok iyi bir attı. Böyle bir sonu olsaydı çok daha üzücü olurdu. En azından hayatta kalması ekürüğüyle bizi sevenlerini de mutlu etti. Aging finale bu at çok çok iyi bir at. Bu at aranın ardından bir yarış koştu ama o yarış öyle çok zorlayıcı bir koşu değildi. Bu aralarda çok kendine yol da bulamadı. Yani en iyi yeri ikinci olabilirdi. Kazanabileceği bir şey yoktu. Aktif olarak pistteyse ve koşu bir sonraki koşu programında çok daha iyi yarış yapacaktı. Çünkü bu at çok güçlü bir at. Bu koşu ölçü değil. Traktör iyi koşanlar içerisinde bence. Mücadele içerisindeydi. Top alacak olsak Egregious Rock'ı ilgileri kutlayalım. Zingale ekürüsü her zaman zaten başarılı atlar sahaya getirmiştir. Tabii. Bu hatta ekürüyü en iyi şekilde temsil ediyor. İlgilerini bir kez daha kutlayalım. Kutladık ve hocama döndüm. Hocam
son festivalin son mücadelesi neler söylersiniz? Sen ne söylersin Sadıkçığım? Hocam ben önce Yamanlar Bey için gerçekten çok üzgün olduğumu söyleyeceğim. Yani eşkaliyle, görüntüsüyle çok çok beğendiğim, böyle hayran olduğum safkanlardan biriydi. Büyük geçmiş olsun diyeyim. Onun haricinde de Ignatius Rock tabii ki grup yarışmasına geç başladı ama hızla tam bir grup atı olduğunu da ispatladı diyeyim. Şimdi bir anımı söylemeden yapamayacağım. Geçen sene bir gece yarışı koşuyoruz. Eğerlemede baktım Yaman abi, Yaman Zingal. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir büyüğüm. Yaman abi ne arıyorsun dedim, burada takıldım. Dedim ki burada polis falan görmesin, vallahi götürür seni. Böyle bir atla 15 handikapa gelmişsin. Soygun soygun diye dedim, götürürler dedim bak. Hocam söylüyordunuz hep bunu. Yapma dedim abi böyle, evet, bir şey. Evet. Ya dedi işte ekip için buradan da selam olsun tüm ekibe, sevdiğimiz dostlarımız, abilerimiz. Aydın dedi böyle uygun gördü, yavaş yavaş çıkalım. Çıkalım. Acelesi yok diyor dedi. Ama semeresini sezon sonunda ve bu sene aldı. Aldı. Şimdi Ecan Final. Biz hepimiz burada söyledik. Gerek ben, gerek Gökhan, gerek farklı programlarda farklı yorumcular. Biat iat olabilir ama asansörü bile bastığınız zaman birden dörde veya beşinci kata çıkmıyor. Evet. Yavaş yavaş çıkıyor. Şimdi mesela bu atın koşması gereken yarış bence Horse Racing Ireland'tı. Yani koşacaktı. Type 2 Shine'ları yarışında koşması bence daha uygun ya da farklı bir yarışta. Kendi akranlarıyla koşacağı hala çok yarış var. Yani buraya çok erken geldi. Biraz yani şımarıklık demeyeceğim ama bu kadar özgüven, bunlar pahalıya patlar bazen. Bu atlar şu an bir de şöyle bir şey var. Mesela burada hepimiz geçen yarış eleştirdik Anadolu Aslanı'nı. Peki kaçmasaydı Anadolu Aslanı orada mı gelecekti? Geçen yarış kaçmadı diye kötü koştu. Bu defa da kaçtı diye kötü koştu. Bak Mehmet mesela atın yorulduğunu hissetti. Kollama adını sonlarda bıraktı. Anadolu Aslanı startı alalım tekrar. Mesela çıktı. Devam et, devam. Normal serinde devam etsin. Yani siyah beyaz formalı iyi çıkamadığı için şimdi dışarıda kulvar arıyor. Herhalde bu defa kesin gidilsin talimatı verilmiş ki Mehmet usta bir jockey. Kendi başına burada gitmez. Şimdi o Anadolu Aslanı bu defa gitmese, bak burada hızlandırıyor. Yarış yavaş değil ki Anadolu Aslanı gelsin. Bir anda 10 geçti burayı. Evet. Çünkü liderliği alması lazım. Aldı geldi ve tabeladan çıktı. O da arkada kalsaydı o da geçerdi Ecim Final'ı bugün. Yani buralarda önde değil de Vernazza'nın arkasında bir yerlerde olacaktı ya da Ecim Final'ın dışında bir yerlerde olacaktı. O da daha farklı bir yarış koşardı. Anadolu Aslanı belki bu gruba gücü yetmeyecek ama bu gruplardan sıyrılıp farklı bir yarışa koşarsa ya da farklı bir mesafede ilk koşu yarışta bence yine etkilidir. Atın altıncılığı kötü değil. Ayrıca grubun arkasındaki atlar, Vernazza çok formda, Traktör çok formda. Diğer atlardan İcisi Uzrak hiçbir şey söyleyemezsiniz artık tırnağın ucunda. Ve bu yarışta öyle bir şey oldu ki istemediğimiz, istem dışı görüntüler oldu ama yine de sevindik. At işte yaşama tutundu. Yaşama devam edecek. İnşallah ileride sağlıklı bir şekilde yarış kariyerine devam eder. Deme temennisinden öteye bir şey söyleyemiyoruz. İnşallah. Şimdi iyi koşan bir Yamanlar Bey de olsa orada mı gelecekti? Yani bu atların hepsi birden Ecim Final'in geçmesi çok kolay değildi. Çok zorlandı at. Söylenecek çok fazla, evet, bir şey yok. 5-6 tane atın çok buraya pik formuna geldiler. Evet. Bunların hepsine karşı bu yarış değil de belki önümüzdeki yıl daha gerçek Ecim Final'da bunlara karşı görürüz. Daha çok erken bence. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Festivale de böylece efendim nokta koyuyoruz. Önümüzdeki yıl yine bir başka bir 2023 yılının festivalinde yine muhteşem mücadeleleri izlemek dileğiyle ama diyoruz. Ama şunu da söylemene yapamayacağım. Gerek seyircilerimiz, gerek katılanlar, gerek konuklar çok güzel görüntülerdi. Her ne kadar iki tane yabancı atın gelmiş olması dahi atmosfer gerçek bir festival havasında geçti. Bir küçük parantezde şey açamadan yapamayacağım. Ester Yeles'e. Halktan çok büyük sevgi, saygı gördü. Hak ediyordu da bunu fazlasıyla. Ben eğerlemede kız kardeşini gördüm. Önce bir durdum. Bir insan bir insana bu kadar benzemez. Duygu Fatura kardeşimizle birlikte gelmişti. Bizim Bonibomb yarışından önce eğerlemeye gelmişlerdi. Kız kardeşimi dedim. Evet dedi. O kadar benzemez bir insan mı insan yani? Müthiş. Benzeme anlamında. Çok benziyor. İnanılmaz benziyor yani. Benziyor. Bir elmanın yarısı kadardı. Evet. Buradan da ailede gerek seyirciden gerekse anlatan spiker kardeşimizden çok güzel duygusal anlar yaşandı. Çok güzeldi. Çok.
Ben çok beğendim. Alkışlarla en azından merhuma büyük bir saygı ve sevgi gösterildi. Aynı zamanda cumartesi pazarda çok güzel görüntülere sahne aldı. Yani aynen, festival çok iyi şekilde yönetildi. Çok şıktı. Emeğe geçen herkese kutlayalım. Harika bir hafta sonu geçirdi. Hem koşular çok zevkliydi ama hipodrom içerisindeki düzen, görsel, ondan sonra kupa törenleri çok planlı bir harika şekilde. Evet. Harika. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha efendim, ve hafta sonu mücadelelerimiz var tabii ki, onlara bakacağız şimdi. Yarın 9 Eylül Cuma günü İstanbul'da Tünkut Aksungur adına anısına düzenlenecek kısa vade 6 koşunun tablosu an itibariyle ekranlarda. 1600 metre çim pistte bu isimleri, 6 ismi bir arada izleyeceğiz. Gökhan, ne dersin bu koşuya? Tabii bir numara Azmantor yaptığı koşulara bakıldığı zaman bu rakiplerin üstünde Biat. Bence koşunun en şanslı ismi olacaktır. Kazanmaya yakın bir isim Azmantor. Azmantor bu koşuda kazanmaya yakın diyor Gökhan. Hocam? Kazanması normal netice olur gibi dursa da son zamanlarda iyi koşan Eliminator ve daha sonra Heva bir sürpriz yapabilir. Eliminator ve Heva'dan sürpriz bekliyorum diyor. Hocam ben Kingsman'in Padoğ'unu son 3 yarıştır bayılıyorum. Bir yerde bir sürpriz yapacak, bakalım orası burası olabilir mi? Olabilir, mesafe biraz olmaz, çok uygun değil gibi gözükse de belki bir sürpriz ihtimali olur diye ben de Kingsman'i dile getirmiş olayım. Ve 10 Eylül'de Ankara'da cumartesi günü yapılacak mücadelelerin ikisine bakacağız efendim. İlk olarak günün 5. koşusu Yıldırım Bayezid koşusu, grup 1 mücadele, 3 ve yukarı yaşlı İngilizleri 2200 kumda bir araya getiriyor. Kegner Luminescence ile Uğurtay Silent Wave ile Ecurie start alacak. Tablomuz ekranda, 11 isim var koşuya katılacak olan. Evet, Kegner ve Luminescence de kısa arayla, 7 gün arayla festival sonrası bu kez Ankara'da mücadele edecekler. Neler söylersin Gökhan? Şimdi tabii ki bu söylediğine katılmak mümkün değil. Yani Kegner'de yakın ara bitirdi Luminescence'la. Ama bu atlar bunların üstesinden gelebiliyor. Evinde koşacaklar yani, Ankara'da hazırlanıyorlar. Kegner en son koştuğu kum koşusunu kazandı. Adana'daydı. Hı hı. Ardından daha bir kuma çıkmadı. Onun öncesi kum yarışlarına bakıldığında da İzmir Ege Derbisi, Adana Akdeniz Derbisi 2. 3. bitirdi. Eğer ki son koşusunun öyle mücadeleden bu koşuya izleri kalmadan gelirse, ben en şanslı isim Kegner olduğunu düşünüyorum. Evet, bir seri yapan var, çok böyle hani dikkatli üzerine çıkıyor Ançeyt, ama bu at ilk defa böyle bir statüde yarışta yapacak. O yüzden de hani King Mango, Göğüs Geren ve sonra Ançeyt diyorum. Ama ben koşunun en şanslı ismin Kegner olduğunu düşünüyorum. Peki, Kegner en şanslı isim. King Mango, Göğüs Geren ve Unchained de diğer şanslı isimler olabilir dedi Gökhan. Hocam? Gökhan'ın söylediklerine ilave olarak, bu bir numaralı bir atla bu sene bir kere beraber koştuk burada. Çok etkileyici bir fiziği ve güzel bir görüntüsü var. Yetenekli bir safkan. Bugüne kadar ilk kez böyle bir ciddi mücadele çıkacak olmasına rağmen son yarışları güzel bu safkanın, bir sürpriz şansı var. Bir numaralı Black Metal, hocamızın altını çizdiği sürpriz şans tanıdığı isim, değerlendirelim. Bir de bu aralar olarak alalım. Mehmet Akyavuz çok kenarda kaldı. Her an bir, evet, o da bir grup birle dönüş yapar hocam, o öyle unutuldu. Göğüs zaman Geren'de bir parantez açmak lazım. Peki, Göğüs Geren'de bir başka sürpriz adayı olarak Suat hocamızdan geliyor. Grup 1 Yıldırım Bayezid koşusunda değerli yarışseverler. Cumartesi günü Ankara'da 6. koşu olarak Eskişehir Sanayi Odası koşusu A2 mücadele gerçekleşecek. 2 yaşlı 7 İngiliz tayını bir araya getirecek. Bu koşu için ne dersin Gökhan? Nirvana bu kez kazanmayı başarır mı? Ben Altın Sima koşu tecrübesi oldukça fazla. Kum çim koşuyor. Kumda da kazanmış ama çim yarışları çok daha iyi. Dolayısıyla da ben önceliği bir numara Altın Sima'ya veriyorum. Sonrasında Tur Demirkır, ardından Nirvana diyorum. Peki. İlk 3 yarışı çok iyi ama bir 5. ardından İstanbul'a geldi. Sanki biraz böyle geri hani geri gidiyor diyorsun. Yani bilemiyorum, sanki böyle bu yol yarışlar biraz etkilenmiş gibi düşünüyorum. Önce Altın Sima, sonra Tur Demirkır ve Nirvana. Peki, 1, 6 ve 5 numaralarıyla da sıraladığımızda bu 3 isim. Hocam? Benzer şeyleri söylemek durumundayız. Görüntü de bu şekilde duruyor. Ben ilk şansı Tur Demirkır'a, daha sonra Nirvana'ya, sürpriz isimle Şayka diyorum. 6 Tur Demirkır, 5 Nirvana, bu kez 3. isim olarak hocamızdan Şayka geldi. 7 numaralı Şayka da bu koşunun 3. şanslı ismi olarak
değerlendirdi Suat hocamız. Devam edelim, pazar gününe bakalım. 11 Eylül pazar günü kayıtlar üzerinden konuşacağımız iki koşu. İlki Joe Clark koşusu, kısa vade 8 mücadele, kayıtlı isimler 10 tay var. Ekrana da yansıyor değerli yarışseverler. Bakalım Gökhan bu taylar arasından hangisini ön planda değerlendirecek? Şimdi tabii ilk şansı 7 numara Papagallo'ya vermek istiyorum. Bahat koştu kazandı, ardından ikinci oldu. Çok iyi bir at. Bu ve benzeri koşullarda çok başarılı olacaktır. Ama ben son koşusunda rakiplerini kaçırdığı için üçüncü olduğunu düşündüm. Ve ilk defa çime çıkacak eğer buraya dekli olsa. Dolya Varaskova'yı ciddi rakip olarak görüyorum. Bu iki atın dışında diğer atların şansı yok mu? Kesinlikle var. Zorlu bir koşu. Zaten 5 tanesi de başka yarışlara kayıtlı. Ama de hepsi dekleri olursa ilk şans Papagallo, sonrasında rakipleri kaçırdığı için üçüncü olduğunu düşündüğüm bu mesafede daha iyi koşacağını, evet, Dolya Varaskova'ya. O da ilk kez mi çim pistte ilk kez, çıkacak? İlk kez. Evet, değil mi? Kum pist, sentetik pistte daha dekleri doğrusu olursa ilk kez, 6. Evet. kez, 6 kez koşmuştu. İlk kez çim pistte göreceğiz. Son koşularında bir arada koşan Papagallo ve Dolya Varaskova ikilisini. Hocam? Bu 8 numaralı topsy-turvy çok enteresan bir at. İdmanlarda zaman zaman benim atlarımla aynı saat denk geliyor saatlerde. İdman pistinde ve pistte çok farklı bir görüntüsü var. Çok yetenekli bir at. İleride adından söz ettirecek bir at havası en azından bende böyle bir kanaat oluşturdu. Hatta geçen kazandığı yarıştan birkaç gün önce dikkatimi çekti. Sonra takip ettim bu at kim diye. Bu tay çıktı ve ertesi günde favori koşuldu ve kazandı. Kazandı ve etkileyici sprint yapıyor hocam çok son 300'den sonra. Soğukkanlı katil gibi bu atta çok büyük bir potansiyel var. Hocam izleyicilerimiz yok artık diyecek ama Bolt Pilot'a benzettim ben onu bir anlık görüntüyle. Yok, ama belki, daha çok yolu var tabii oralara yani, gelmek için de. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hiçbir atın bir Bolt Pilot olması şu an pistlerdeki mevcut atlar arasında. Yok, mümkün değil. Performans olarak mümkün değil hocam. Biraz simasını benzettim. Çok şey mini. Mini, evet. Çok mini çok bu. Mini. Çok mini bu yani. Bolt Pilot buna bir tekme vursa yok eder yani. Bolt Pilot çok enteresan bir at. Çok etkileyici fiziği vardı. Değişik bir at bu at. Bu da öyle. Evet. Peki Suat hocamız da topsy-turvy diyor ve dikkat edeceğiz. Joe Clark koşusunda Kaya Erkul koşusuna bakalım. Kaya Erkul koşusunun kayıtları gelecek ekranlarımıza. Kısa vade 8 mücadelede 9 isim kayıtlı ekrana geliyor değerli yarışseverler. Ön plana kim çıkar sevgili Gökhan? 1 numara Zafer Atışı ağır favori çıkar. Hı hı. Koşuyu kazanması da normal sonuç olur. Yani son koşular hepsi grup 1 statüsünde atlarla koşuyor ve yakın ara bitiriyor. Bu yıl herhalde ilk defa böylesi bir koşuya kayıt oldu. Kazanması normal sonuç olacaktır. Ama illaki rakip arayan olursa ben istikrarlı giden atlara her zaman dikkat etmişimdir. Juno Moneta, Zafer Ateşi beklentinin altında koşarsa. Evet, 2020-26 Ağustos'tan sonra ilk defa kısa vade koşuya geliyor Zafer Ateşi. Dediğin gibi 2 yılı aşkın süredir hep grup yarışlar koşmuş bir isim. Ön plana çıkacaktır. Rakip arayanlara Juno Moneta diyor sevgili Gökhan. Hocam? Koşarsa tabii yarışın kariyerli bir safkanı Zafer Ateşi ama ben bir haftayla belki de koşulmayacağını düşünüyorum. Düşünenlerden en azından düşünmek istiyorum. Ben önce Görg Anabet diyorum. Fakat bu Juno Moneta enteresan bir safkan. Hani az önce Maximus Boy'u söyledik ya. Evet. Bu atta bırakırsam bu atta değişik bir at. Öyle önde kalırsa pek kovalayacak at yok. Bitirir bu at yarışı. Evet hocam. Koşuya tempo verirse bitirir diyor bırakırlarsa, Juno Moneta için. Bırakırlarsa çok tehlike arz eden bir safkan. Daha sonra sürpriz at Grey Kurt. Peki hocam, Girl Gambit, Juno Moneta ve Grey Kurt üçlüsünü Zafer Ateşi'nin bu koşuyu koşmama ihtimalini düşündüğü için Suat hocamız bu üç ismi ön planda değerlendirdiğini belirtti. Bir efendim, de şey var, Gentrim tabii bu. Gentrim, geçen evet yarışta hocam. Bir kıpırdadı. Bu mesafelerin iyi attır. İyi atıdır. Giant Dream'e de dikkat edelim. Diyoruz, hafta sonu mücadelelerini de böylece değerlendirmiş oluyoruz. Son 15-16 dakikamız içerisinde haberlerimiz var. Ekranlarınıza getireceğimiz efendim 3 haberimiz var ve ilk haber üzücü bir vefat haberi ekranlara geliyor. Ünlü antrenör Henry de Bromhead'in oğlu olan ve hemen her gün babasının yanında at binen 13 yaşındaki genç jokey Jack de Bromhead hayatını kaybetti. Pony yarışlarına katılan ve kısa sürede camiada bilinip sevilen bir kişi olan Jack, geçen hafta sonu İrlanda'da katıldığı bir pony yarışında yaşadığı talihsiz kaza sonucu vefat etti.
Genç jokeyin vefatı camiada derin üzüntü yaratırken jokeyler hipodromlarda Bromhead için saygı duruşunda bulundu. Evet, gerçekten çok yürek burkan, üzücü bir haber. Bir pony yarışında gerçekleşen kaza sonrası. Gökhan, ne denir bilmiyorum. Ya tabii ki haber değeri çok yüksek. Dolayısıyla da programımıza taşıyoruz ama yani bir anda içime, yüreğime ağrılar girdi. Söyleyecek söz yok ama işte atçılık, daha doğrusu birçok meslek riskli. İlk kaç yaşında binmiştin Gökhan? Yarış mı? 14. Resmi yarış. Evet. Yani ben hemen hemen aynı yaşta yani. Tabii eskiden ilkokulu bitirince lisans alabiliyordum. Tabii. Bir de ben okula da girmeden dışarıdan almıştım. O zaman yoktu okul zaten yani. İlkokulu bitirince var mı senin zamanında? Okulu vardı. Arkadaki okul aşağıda. Evet, o. O tarafta, evet, ağırlar bölgesindik. Yani yaşı çok genç, çok ufak ama işte yani sözün bittiği yer. Bir anda gerçekten böyle gerçekten yüreğim dağlandı. Babası ünlü antrenör, hayatları atçılığın içerisinde, pony atlarına yarışıyor. Çok üzücü. Çok, çok. Yani söylenecek söz yok hocam. Çok fazla bir şey söylemeyi ben de doğru bulmuyorum ama haber değeri var. Dünyada her yerde birinci haber oldu günlerce. Oldu, çok iyi, çok genç yaşta kaybedilen yetenekli bir jokey. Hani bir şey vardır, bu işin içinde olmasını istemediğimiz fakat olması ihtimalli ihtimallerden biri. Çok üzücü bir haber. İnşallah son bulsun diyelim ama yapacak da bir şey elden gelmiyor. Mekanı cennet olsun. Amin diyelim ve devam edelim efendim. Bir sonraki haberimize geçelim. Frankie Dettori'ye verilen cezayı izleyeceğiz. Ekranlarınıza geliyor. Dünyaca ünlü jokey Frankie Dettori geçen hafta Almanya'da geçen yılın Alp galibi Torquay Tasso'yla Grasse Pais Baden-Baden'da start almak üzere Almanya'ya gitti. Son metrelere kadar birincilik mücadelesinin sürdüğü koşuda Torquator Tasso'nun önceki jokeyi Rine Puşulek'le start alan Mendocino birinciliğe ulaşırken kamçı kullanımı konusunda sınırı aşan Dettori'ye 14 günlük ceza geldi. Ark'tan bir gün önce cezası bitecek olan Dettori bu süreçte Newmarket'teki Cambridgeshire Meeting başta olmak üzere birçok önemli koşuda at binemeyecek. Evet, dünyanın her yerinde özellikle dikkat edilen kamçı kullanımının sayısına Almanya'da çok olarak değer veriyorlar. Bak, hatırlarsan hocam, Gökhan Kocakaya da kış mevsiminde buna benzer bir sıkıntı yaşamıştı. Geçtiğimiz haftalarda yine bir İrlandalı jokey ağır bir ceza aldı. Bu yarış böyle. Yani Gökhan'la birlikte konuşalım. Zamanı da doğru kullanmak lazım. Ya tabii ki Almanya'daki hakemler gerçek hakem. Evet. Hiç yani atın kim olduğu, jokeyin kim olduğu hiç bakmıyor. Bak, sadece karar. Bak, bir gün öncesi cezası bitmiş, ben onu bile hesapladığını düşünmüyorum. Direkt 14 gün ceza verdi. Tabii, yani. Tabii. Yani bu yarış 2 gün sonra olsaydı hiç ilgilenmez hakem. Aynen, binemeyecekti Dettori ark koşusuna. Ve at Almanya'nın en iyi atı, ark galibi bir at. Tabii ark galibi, ark koşusu kazandı yani. Sonuç itibariyle baş boyun kaybediyor. Öndeki at onu biraz rahatsız bir ediyor. Şimdi Türkiye'ye atıfta bulunmak istemiyorum ama al işte gördün. Jokey indirdi gitti, jokey öteki atla geçti. Ya tabii, ilahi adalet işliyor her yerde. Yani bu böyledir. Bazen bazı jokeylerin kredisinin az kullanıldığına inanıyorum. Böyle bir yarış kaybetmeyle bir jokey indirmenin çok doğru olmadığını inananlardanım. Çok haklısınız hocam. Dettori tabii çok usta bir jokey, şampiyon bir jokey. Zaten Dettori'nin bakıldığı zaman yani çok rahatsız edici bir kamçı kullanımı da yok ama sonuç itibariyle yalnız bu gidişle Gökhan yakın bir gelecekte yabancı jokeyler gidip orada at binmeyecek. Almanya'da mı? Tabii. Evet, evet. Yani çok değerli miydik bizim geçtiğimiz hafta yani internasyonel günü koşuldu. 4-5 gün önce koşuldu bu yarış. Evet. Çok ama hocam kurallar var, kurallara riayet edeceksin. Kurallar uygulanıyor. Kural bizde de var. Her yerde var kural. Yani İstanbul'da farklı, İzmir'de mesela en basitini söyleyeyim. Kılık kıyafet, bak şimdi bazı yerde bakıyorsun alt eşofman, üst eşofman, bazı yerde bakıyorsun kot, pantolon, ceket. Yani hiç olmuyor. Yani kurallar uygulanmıyor bizde. Buna benzer çok yarış oluyor. Ama biri diyor yarım kullandı, biri çeyrek kullandı. Gidiyor bakarsan, sayarsan 15 kullanan var zaman zaman. Onu soracaktım. Kamçı cezası diyelim ki kullanım sayısını bir fazla geçtiniz bir hafta, 10 fazla geçtiniz 5 hafta, yok gibi böyle değişen bir şey. Yok. Bir tane de geçsen 2 hafta. 5 tane de fazla olsa 2 hafta. Komiserler kurun inisiyatifi yani. İnisiyatifinde. Çünkü Avrupa'da artık günümüzde 3 günlük, 5 günlük, 1 haftalık cezalar var. Var. Anladım. Biliyorsunuz ki şey de alınıyor, ifade de alınıyor. Ondan sonra ceza başlıyor. Başlıyor. Bir hafta içerisinde ifadeni verme gerekiyor. Dünyadaki uygulaması bu değil. Nasıl? Sayısından ziyade şiddeti. Anladım. Hakem diyor ki mesela daha önce Holy Doyle'u burada göstermiştik.
9 kamçı kullanmış ama diyor o şiddeti o kadar ağır değildi diyor. Mesela burada demek ki çok şiddetli kullandığına kanaat getiriyor hoca. 5 gün de verebilir, 14 gün. Hocam çok şiddetli kullanmaz. İçinde dışında atlar. Dokunduruyor da sayıdan veriyor. Baksana bak burada dokunduruyor, dokunduruyor. Kaç tane vuruyor ama? Dokunduruyor. İşte hakeme göre o dokundurmayı işte, yorum öyle iki tane, yapıyor. İki tane fazla vurmuş. Yani, o da iki sert. Zaten vuramaz ki. Düzlüğü al. Bir tanesinde sertlik var. Gene dokunduruyor. Vuramaz. İçinde dışında atlar. Ama sonuçta da Kur'an'ı ihlal ettin diyor. Kur'an'ı ben uygularım diyor. Kesinlikle öyle. Bu atla da arka girecek dedi, konuşuldu ama bilmiyorum gider mi? Bakacağız. Yurt dışına gidiyoruz. Sıradaki koşu için söz Onur Bükey'de. 13, 14, 15 ve 16 numaraya kayıtlı taylar bu koşuda start almayacaklar ve dörtlü Ganyan az sonra bu koşuyla birlikte başlayacak. Ve şu anda yurt dışında da bu koşuda 10 numaraya kayıtlı Steeler Lady favori olarak gösteriliyor. 1'e 4'lük oranıyla. 3 numaralı Metaphysical giriş hazırlığı yapacak az sonra. Box'ın gerisine gelince James Graham'la ekranlarınıza geliyor. 33 gün önce yarış yaşamındaki ilk startında 4. olan Butay az sonra yarış yaşamındaki 2. startını alacak Kentucky Downs'ta. 1 numaralı Lux Lovely, 6 numaralı Tiger Tap, 8 numaralı Dashing Stream, 9 numaralı Noble Bernadette ve 11 numaralı Wet Point az sonra bu koşularıyla birlikte yarış yaşamlarındaki ilk startlarını alacaklar. Ve bu koşuda da ikinci sırada şans verilen isim Godolphin ekürisine ait Florin Giroux ile start alacak olan 11 numaralı Wet Point. O da 1'e 5'lik oranıyla ikinci sırada yer alıyor. 3 numaralı Metaphysical'ın şu anda box'ın gerisine gelmesini bekliyoruz. Pikörü'nün eşliğinde James Graham idaresinde. 2 numaralı Don't Go Changing box'tan çıkmıştı az önce. Grubun en yüksek handikap puanlı ismi koşan taylar içerisinde 79 handikap puanına ulaşan 10 numaralı Steeler Lady. Brian Joseph Fernandez Jr. ile start alacak az sonra. İlk yarışında ikinci, ikinci startında üçüncü olmuştu. 5 numaralı Bol Toro 66 günlük aranın ardından bu koşuda start alacak ve yarış yaşamındaki ikinci koşusu olacak. Koşuya en iç kulvardan 1 numaralı Lux Lovely, en dış kulvardansa 12 numaralı Perfect Rose başlayacak. 3 numaralı Metaphysical box'ın gerisine gelmek üzere. Box'taki yerini alan taylar az önce box'tan çıkartıldı. Ve 3 numaralı Metaphysical da şimdi box'ın gerisine geldi. Ve taylar yeniden kulvarlarındaki yerlerini almaya başlayacaklar. 3 numaralı Metaphysical startın gerisine gelene kadar oldukça titizlik göstermişti. Şimdi starting box'ın gerisine geldiğinde de o titizliğini devam ettiriyor. Hareketliliğiyle start görevlerine zorlu anlar yaşattı. Jockey'i de James Graham tayından inmek durumunda kaldı. Ve şimdi box'a yaklaştırıldı ve kulvarındaki yerini aldı. 3 numaralı Metaphysical, 1 numaralı Lux Lovely ikinci at olarak, 3. at olarak da 7 numaralı Stelos box'taki yerlerini aldılar. 2 numaralı Don't Go Changing de starttaki yerini aldı. Şimdi 4 numaralı Mandy Twistand giriş hazırlığı yapıyor. 5 numaralı Bol Toro, 6 numaralı Tiger Tap ve 7 numaralı Stelos. Stelos box'taki yerini almıştı. 10 numaralı Steeler Lady de starting box'taki yerini aldı. Şimdi Godolphin ekürisine ait Blame temsilcisi
11 numaralı Vet Point jockey Florent Giroux'la box'taki yerini aldıktan sonra 6 numaralı Tiger Tap kulvarındaki yerini aldı. 12 numaralı Perfect Rose kaldı box'ın gerisinde. 12. ve sonuncu tay olarak Perfect Rose'la kulvarındaki yerini aldı ve taylar box içinde. Start verildi. Kentucky Downs'ta 6. koşu başladı. 6 numaralı Tiger Tap 2 boy geç çıktı. 8 numaralı Dashin Stream ile beraber 4 numaralı Mended Wistand geldi. Onu şimdi 3 numaralı Mitty Physical yakaladı. Ve onların hemen 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Lux Lavi var. Dış kulvarda da 10 numaralı Stiller Lady. 1 boy gerilerinde 5 numaralı Boltoro. Daha sonra 11 numaralı Wet Point. Onun 1 boy gerisinde 2 numaralı Don't Go Changing. Onun hemen arkalarına geldi şimdi. 7 numaralı Stelos. Yarışta bu şekilde son 1000 metre start yeri geçiliyor. 3 numaralı Mitty Physical. Yarıştaki 1 boy farklı liderliğini koruyor. Dış kulvardan 4 numaralı Mended Wistand geldi şimdi ikinciliğe. 2 boy kadar gerilerinde 3.lükte yer alıyor. 10 numaralı Stiller Lady. Onun da 1 boy gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Lux Lovely var. Daha sonra 5 numaralı Boltoro ve 11 numaralı Wet Point var. İç kulvarda da 2 numaralı Don't Go Changing. Bu sırayla taylar son düzlüğe çıkmak üzere. Son 600 metre ve 3 numaralı Mitty Physical. Asparklı liderliğini koruyor koşuda. Dış kulvarda şimdi 4 numaralı Mended Wistand geldi. Onu yakaladı. 1 boy gerilerine de 10 numaralı Stiller Lady geldi. Onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Lux Lovely. Bu sırayla taylar son düzlüğe çıktı. Son 400 metre geçiliyor. 3 numaralı Mitty Physical ve dış kulvardan gelen şimdi 4 numaralı Mended Wistand liderlik mücadelesi veriyorlar ve orta kulvardan da atak yapıyor yine 10 numaralı Stiller Lady. Şimdi geldi 4 numaralı Mended Wistand koşunun liderliğini 3 numaralı Mitty Physical'dan aldı. Gerilerden atak yapan 7 numaralı Stelos'un da gayretleri var. Orta kulvardan 10 numaralı Stiller Lady de geliyor. 10 numaralı Stiller Lady geliyor. Orta kulvardan da 5 numaralı Boltor'a koptu geliyor. 5 numaralı Boltor 10 numaralı Stiller Lady birlikte pot alıyorlar. 5 numaralı Boltor ve 10 numaralı Stiller Lady arasındaki birincilik kararını varış hakemleri verecekler. Değerli yarışseverler, Kentucky Downs'da efendim 6. koşuyu geride bıraktık ve format da son haberle devam edecek. Son 5 dakikalık bölümdeyiz. Bu kez Fransa'ya gidiyoruz. Prix de Moulin'i Dream Loper kazandı. Haberi ekranlarınızda. Fransa'da 4 Eylül Pazar günü koşulan ve sezonun önemli koşularından olan Grup 1 Prix de Moulin'i Dream Loper jockey'i Kieran Schumacher'la kazandı. Koşunun son düzlüğünde favori safkanlardan Cory Buss'ın talihsizlik yaşayıp sakatlanması ise yarışçılık camiasını derinden üzdü. Appleby ailesinin küçük üyeleriyle de yakından anlaştığı bilinen Cory Buss maalesef yaşadığı sakatlık sonrası hayatını kaybetti. Ata nazar deniliyor ya Sadıkçım. Evet. Nazar değilse işte bu ata değmiştir. Evet. Bu kadar etkileyici fiziği olan böyle güçlü bir at. Yani insanın pistlerde görmeyi arzu ettiği inanılmaz etkileyici bir at. Yani öyle bir zor pozisyon düştü. Kurtulması imkanı dahil değil zaten o pozisyonun. Allah'tan yani. Atı kaybedilmiş ama jockey de çok ağır bir kaza. Çok daha ya çok, başka atlara da takabilirdi çünkü. Abi. Zor yerdeydi. Kötü bir noktada oldu. Çok kötü bir görüntü gerçekten. Bir kez daha vermesek ya daha iyi olabilir. O kadar karakterli bir at ki nasıl dayanıyor yükleniyor ama aynen. 4 ay birden ayrı. Bak programımıza hatta konuk oldum. Bunu hatırlıyorsun. Evet hocam. Bu daha önceki bir kayıt. Bu çocuklar için de büyük travma oldu tabii. Tabii kolay değil bunlar yani. Ama atçın içinde yarışın içinde bu var. Üzücü çok üzücü. Evet, bugün haberlerimiz biraz buruk gerçekten. Trajedya ama gibi. Yapacak trajedya bir şey yok dediğiniz evet. gibi önemli konular ve haber niteliği var. Gerçek ben aygır adayıydı bu at yani. Evet. Tabii, yani. Kesinlikle. Zaten bu yarışlar seçilerek. Özellikle koşuluyor ki yani grup biri zaten hanesine çok yazdırarak aşım parasını arttırma adına etkileyici bir mayılırdı. Çok iyi bir attı. Büyük kayıp. Gerçekten öyle. Üzücü görüntüler, büyük bir kayıp diyelim. Bir kez daha yaşanmaması dileğiyle diyelim. Programımızın da sonuna gelelim hocam. Ağzınıza sağlık, değerli katkılarınız için çok çok teşekkürler. Ben de sana ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geçen hafta unuttum. Bugün söylemek kendimde böyle bir borç bildim. Geçtiğimiz Süleyman abiyle, Enver'le yaptığımız programda Oktay'la. Bugün şöyle bir saydım. Yani yaklaşık sayabildiğim kadar 20 civarı ekip arkadaş vardı. Gecenin o geç saatlerinde evet hocam. Yayında emeğe geçen tüm personele öncelikle İstanbul'daki kardeşlerimize
Hepsine hayırlı akşamlar diyorum. Teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Çok çok teşekkürler hocam. Gökhan, sana da tabii ki her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Ağzına, emeğine sağlık. Açık havada çok belirginleşiyor. Şimdi burada tabii mutfak görünmüyor. Evet, ama hocam, bazı restoranlarda nasıl açık mutfak var. Doğru. Bütün personel ortada. Ortada. Ki rejide de diğer kardeşlerimiz vardı ama oldukça güzel bir geceydi. Çok sağ olun hocam. Ben Gökhan, teşekkür ederim. Hakikaten yine hızlı, akışlı bir program oldu. Vakit çabuk geçti. Bizi bu saate kadar bekleyip izleyen, katkı sağlayan herkese teşekkür edelim. Hoca konuyu açıklık getirdi ama ben her hafta artık klasikleşmiş olarak söylüyorum. Hakikaten çok ciddi bir ekibimiz var. Gerek stüdyoda, gerek rejide, gerek bütün gün boyunca bu ve diğer programları yapmak için çok ciddi bir ekibimiz var. TCK TV adı altında. Hepsinin eline, emeğine sağlık. Bir kez daha teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler efendim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi bizleri yalnız bırakmadığınız için. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte yine Perşembe günü saatler 22.00'ı gösterdiğinde formatla olan randevunuza kadar hepinize keyifli, güzel günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.